Rahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi sen yarattın. Sen gayr, sen yarattın. Sen gayr, sen yarattın. Sen gayr. 19 Mayıs 2019. Günlerden pazar saat 16.55 İstanbul Küçükçekmece 2 Telli FSM Medya Grup canlı yayın stüdyolarında hepinize hayırlı günler. Hayırlı pazarlar, hayırlı Ramazanlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Canlı yayınımız günden özel başladı efendim. Bendeniz FSM Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Güzel bir yayın olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum. Rabbimizden niyaz ediyorum. Öncelikle 19 Mayıs 1919 Milleti İslam'a hayırlar getirsin. 100. yılını yaşadığımız bu mübarek günün Milleti İslam'ın yeniden dirilişine vesile olsun diyerekten yayınımıza başladık ve bugün de 3 tane cüz okuduk elhamdülillah. Tüm şehitlerimizi yad ettik. Hemen konuklarımıza geçiyorum efendim. Çok can dostlarımız var, moderatörümüz, Finans Türk Televizyonu'nun yönetim kurulu başkanı ve yol arkadaşım, can arkadaşım, mali müşavir Mehmet Damar efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Allah razı olsun. Moderatör Mehmet Damar sizlere bu yayını yönetecek inşallah. Ben teknik masaya bakacağım. Yine bir can dostumuz Cevdet Tellioğlu, can başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Muhsin Başkanı'nın son döneminde. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ederim. Allah sağlık, afiyet versin. Yine bir can dostumuz Yusuf Yüzlü, Aksakallılardan Muhsin Başkanımızın yol arkadaşı Mehmet Korkut. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet efendim. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Türkiye'yi, 19 Mayıs'ı, Türkiye'nin dününü, bugününü, yarınlarını konuşacağız. Saat 17'ye kadar, 19'a kadar beraberiz efendim. Hemen mikrofonu Mehmet Damar'a veriyorum. Buyurun efendim. Evet, öncelikle herkese şu mübarek Ramazan ayında hayırlı bir Ramazan ayı ve hayırlı bir iftar diliyorum. Bu sırada da az bir süre kaldı İstanbul için konuşmak gerekirse. Bugün konuklarım var, birbirinden değerli konuklarım. Hemen sağ tarafımda Sayın Mehmet Korkut var. Sol tarafımda da Sayın Cevdet Tellioğlu var. Programa hoş geldiniz. Ben sağ de sizlere söz vermek istiyorum. Öncelikle sağ taraftan başlayalım. Mehmet Bey, sizleri biraz tanıyalım isterseniz. Bizi izleyenlerim sizleri biraz tanısınlar. Evet. Öncelikle böyle güzel bir ortamda, güzel bir sohbet ortamında programımıza bizi davet ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Hayrullah Bey'e ve sizin Mehmet Bey dostunuza. Mübarek Ramazan gününü ülkemize, milletimize hayır olmasını diliyorum. Ayrıca bugünün daha güzel bir önemli tarihi, 19 Mayıs'ımız. Cumhuriyetimizin kurucularından, doğrusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğimize hitap ettiği Gençlik Bayramı ve ülkemizin 100. yıl dönümü dolayısıyla bu gençlerimizin bu bayramını da tebrik ediyorum. Ben Deniz Trabzon Oflu'yum. Rahmetli Muhsin Başkan'la 70'li yılların son zamanlarında, Çocuklar Genel Başkanı olduğu zamanlarda yollarımız kesişti. MÇP'den sonra, MÇP'de belli bir dönem bir çocuklarında bulunduk. Ondan sonra Büyük Millet Partisi'nin kuruluşunda rahmetli liderimiz, genel başkanımız, ağabeyimiz diyelim, Muhsin Başkan, bizleri Büyük Millet Partisi'nin kuruluşunda geldi, davet etti. Biz de onun her zaman Çocuklar Genel Başkanı'nın zamanından beri hem duruşuna hem istikametine tabi olduğumuz, güvendiğimiz liderimiz, büyüğümüz, yolbaşçımız olduğunu bildiğimiz için bu çağrısına da cevap vererek Büyük Birlik Partisi'ni beraber, bizlerle beraber kurmak, bize bu onuru yaşatmak, yaşattı daha doğrusu kendisi. Tekrar kendisini rahmetle anıyorum. Büyük Birlik Partisi'nin çeşitli kademelerinde ilçe başkanlığı, il yönetim kurulu üyeliği, il başkan yardımcılığı İstanbul'da, İstanbul Genel Merkez İstiklal Kurulu üyeliği ve başkanlığı, aynı zamanda birkaç dönemde Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevinde bulundu.
Ahmet Muhsin Başkan'ın şehadeti döneminden sonra çok böyle alınlara diyebileceğimiz şekilde biliyorsun herkesin ülkemizdeki partileri veya partisiz bizim insanlarımız güzel bir tabloyla karşı karşıya kaldığımız için ikimizin büyük bir parti olmayıp da üzülenlerinin ne kadar üzüldüğünü gördük. Bizim ne kadar ne halde olduğumuz tabii ki ortada. Tabiri caizse alabora olmuş gibi oldu. Ama kısa zamanda Muhsin Başkan'ın bize öğretileriyle beraber kısa zamanda toparlanıp bu yolun rahmetinin bize en önemli tavsiyesi şuydu. Yani benim adamım değil, davanın adamı olmuş. Çünkü 7000 yıllık bir geçmişin bayrakları olarak biz Alperenler Muhsin Başkan'ın başkanlığında yola çıkmışız. Bu davayı bilen insanlar olarak kişiye endeksli değil, davaya endeksler edin deyince bize o şuura yetiştirmiş. Biz de kısa zamanda toparlanarak yeniden teşkilatlarımızı ele alarak yani işte bu Muhsin Başkan'ın koltuğuna en yakışan o zaman da süreçte kim varsa o kardeşimizi genel başkan seçerek yolumuza devam ettik. Ve bugünlere geldik. Çok şükür ki ben hep söylerim, rahmetli dedim. Kur'an-ı Kerim'i 4 yaşından öğrendiğim için bana o zamanları dua ederdi, bir mucize gibiydi yani. Onun duasını aldık ki rahmetli Muhsin Başkan'la yolumuz kesişti. İyi ki kesişti diyorum. Yani bu süreçte bu anıma tanıdık kişi, bu ana kadar geldik. Bundan sonra da bu 7000 yıllık davaya hizmet etmek için, var olmak için yollardayız. Bugün de buradayız. Cenab-ı Allah kazamızı mübarek etsin diye. Evet. Böyle başlayalım. Evet, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Cevdet Tellioğlu. Biraz da Cevdet Tellioğlu'nu tanıyalım. Cevdet Tellioğlu kimdir? Neler yapmıştır bugüne kadar? Ve şu anda neler yapıyor? 1963 Trabzon'da doğdum. 1994 yılına kadar özel sektörde görev yaptıktan sonra 94'te Büyükşehir Belediyesi'ne geçip orada Beyaz Masa diye adlandırılan sistemin kurulmasını Allah bize lütfetti. Daha sonra da TRT Genel Koordinatörlüğü gibi, BT Başkan Yardımcılığı gibi, Yönetim Kurulu vesaire gibi birçok devletteki noktalarda görev yapmış bir kardeşimizin. Bu esnada da şu anda devlette 300'e yakın proje, yani yerel üretimlerde 300'e yakın yapmış olduğumuz projede hayatta geçmiş oluruz. İşimiz iletişim, eğitim ve iletişimle alakalı. Eğitim iletişimi stratejileri konusunda da çalışmaya devam ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. İyi ki de gelmişsiniz Cevdet Bey. Tabii biz bugün öncelikle Türkiye'nin içinde bulunduğu durumları konuşacağız. Özellikle ekonomiden başlamak istiyoruz. Türkiye ekonomisi günümüzde nasıl? Siz neler düşünüyorsunuz? Sözü tekrar size verelim. Şimdi Türkiye ekonomisini yakın tarihe değerlendirelim. Çünkü AK Parti hükümeti ve ondan evveli. Evet. Ondan evvelinden sonra gelen 17 yılda 18 yılda AK Parti sürekli tek başına iktidarın geldiği uzun zamandır ülkemizde böyle bir iktidar yaşanmadı. En son kısa bir uzal döneminden sonra tek bir partili yönetimden AK Parti hükümetinin yaklaşık 18 yıllık yönetiminde yani ekonomimizi belli bir zamanda çok iyi aşamalara getirdiklerini gördüm. Fakat son 4-5 sene civarında ekonomimiz geri gitmeye başladı. Bunu o zaman ekonomi bakanı da bize getirdi. Darmak senlerde. Fakat ne yazık ki yani demin program arasında konuşuyorduk. İşte sohbetimizde de söylediğimiz gibi yani üretimden uzaklaşan bir toplumun ekonomisini çökmeye mahkumdur diye düşünüyorum. Çünkü daima son zamanlarda tüketici millet hale geldi. İşte örneğin elimizdeki telefonları biliyorsunuz. Evet. Yani elektronik cihazlara böyle bir rehaveti olan bir millet haline geldi. Çocuklarımızın boyun aracı altı telefonlar, bilgisayarlar tamam olacak. Ne diyoruz? Biz bir çocuklarımızın bir eline bilgisayar, bir eline Kur'an-ı Kerim olacak diyoruz. Ama bunu ne anlamda? Bildiğim anlamda, işte yazılım anlamda geliştirilmesini ve o çocuklarımızın işte o anlamda kullanılması
bilginin kullanılması anlamında kullanılması doğru bir yorumluyorum. Ekonomiyle ilgili bakıyoruz, son zamanlarda seçim kazanımı ön plana gelmiş. Ekonomiyi düşünenler veya bizim parti değilse ne yaparsa yapsın bu veya bu işin bazı şirketlere batılmasına göz yumana kadar giderdi bu hükümet tarafından. En son görüyoruz, bakıyoruz. Devletimizin en önemli kurumu Toplumun İdaresi. Eskiden her hafta en az 50 tane büyük proje satışı yapılırdı. Ve ülke inşaat sektörüyle ilgili sinerjisiydi ülkemizin. Baktık ki şu anda hiçbir proje hiçbir yerde yok. Lokomotif tuttu ki. O kurum çalışmıyor. Bakıyoruz, sanayimize bakıyoruz. Kanı alıyoruz. Ondan sonra tarımımıza bakıyoruz. Hayvancılığımıza bakıyoruz. En yakın zamanda işte hamaset diyecektir ama herkesin söylediği bir kelime, yani Bulgaristan'dan Samanya'ya ihraç edecek duruma geldi. İthal edecek duruma, pardon. Hı. İşte dolayısıyla bu bağlamda en son seçimlerde, genel seçimlerde, yerel seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımız işte yeni bir sisteme geçti. Bu sistem işte Kemal Yolga dizidir hesabı. Ne yaptık? Biz zaman zaman içerisinde düzeltecekler. Biz de onlara destek verdik, oyla verdik. Başkan seçtik. Fakat kendisini makamında tutamadık. Yerel yönetimlerde sahaya inip belediye başkanlarının önüne geçti. Hiçbir belediye başkanı adayının kendi projesini anlattığını duymadım. Sadece şunu duydum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bey'den ve ilgili sahada gezen bütün bakanlarımızdan ülkemizde beka sorunu var efendim. Ülkemiz yerden gidiyor. Ülkemiz bilmem ne aldı kardeşim. Ülkemiz zaten kurulu kurulara tut milleti üzerinde beka sorunu her ülkenin zaten var. Yani benim muhtar adayım seçildiği zaman beka sorunumuz hallolacak mı? Olmayacak. Bu bir yerel yönetimdir. Sonra ülkemizin bir numarası olan Cumhurbaşkanımız, yani seçim takvimi halinde bugünkü seçimleri bile bak, 20-23 Haziran'da bazı seçimde 29 tane ilçe bütünlüğe yapacağım diyor. Ya biz bu arada şunu söylüyoruz, ülkenin Cumhurbaşkanımız dünya lideri bir lider. Böyle söylüyoruz ve hakikaten ben onu görüyorum. Ama dünya lideri liderimiz gitsin Trump'la uğraşsın, gitsin işte İsrail Cumhurbaşkanı'yla uğraşsın, gitsin Putin'le uğraşsın, dünya rakip liderleriyle uğraşsın, ülkemiz öyle temsil etsin. Bıraksın yerel yönetimlerde muhtarlıkların meclis üyeliklerini veya muhtar azalarını seçmekle uğraşmayı bıraksın. Ve bunu derken ülkemizin bir numarası, ülke ekonomimiz niye kötü durumda zannediyorsunuz? Benim görüşüm, şahsım görüşüm şudur. Eğer bir ülkenin Cumhurbaşkanı seçim saklama halinde hem de yerel seçimlerde ülkemizde beka sorunu var diyorsa, bu ülkeye hangi aklı başında iş adamı yatırırlar? Beka sorunu olan bir ülkede hiçbir iş adamı yatırım yapmaz. Yabancı yatırımcılarda işte bugüne kadar gördüğümüz gibi yabancı yatırımcılarda parasını alıp çıkıp gittiler. Zaten ülkemizin lokomotifi olan inşaat sektörü şu anda ölmüş vaziyette. Tekstil sektörü kan alıyor aynı şekilde. Takip ediyoruz işte bu alanda iştigal eden arkadaşlarımız var. Her iki sektörde de üst düzey arkadaşlarımız var. Yani ülkesi inşaat sektörü elinde bulunduğuna biz işte tarafından oturuyoruz. Söyledik başından. İnşaat sektöründe önde gelen firmalar, bizim yakın akrabalarımız, arkadaşlarımız, büyüklerimiz. Kanalı yok bu insanlar. Bu insanlar bu ülkede binlerce insana ekmek veren, ülkeyle kontrolünü sağlayan ve ülke ekonomisini ayakta tutan sektörde bunlar. Bakıyoruz ki ülkenin Cumhurbaşkanı beka sorunu var diyorsa ne oldu? Adama söylüyorsun, aha sen güzel bir proje, al sana güzel bir arsa. Burada yatırım yok. Daha böyle %60'la %70'le kat karşılığına girmek isteyen müteahhitler şimdi aynı yere %40'la girmiyorlar. Niye? Önümü görmüyorum diyor. Onu bu hale biz getirmedik. Mevcut hükümet getirdi. Ha bu arada da yapmış oldukları hizmetler var mı? Var. Hakikaten ülkemiz yani bu hükümet döneminde son derece güzel hizmetler yapıldı. Yani bunlara hiçbir şey demiyoruz. Fakat bu hükümetin bir eksiği daha var. Bu devlette Sayın Cumhurbaşkanımızın bir randevu devralı diye düşünüyorum. Makamında Sayın Cumhurbaşkanı'na tam manasıyla yanlışı yanlış diyecek adamlar diyelim. Yani proje adamları. Yanlışına yanlış diyecek adamları yanında hiç saklamadı. Niye? Çünkü adam proje adamıdır. Mesela bir şey üreten bir adam. Fakat Cumhurbaşkanı'na her dediğini yapmayacak ve bunlar ülkemizin menfaatinde değil deyip de yapmayacak adamları makamlarında bırakmadılar.
Kim bırakmadı mesela? Sen Cumhurbaşkanı. Kendisi mi? Gelin alanı. Bırakmaz zaten. Yani baktı ki bir adım önde yürüyor. Bir adım daha atarsa benim yerime yakın millet bunu sevecek. Anladın mı? Millet bunu sever, benim yerime çıkarır. Alın ki hepimiz vanıyız. Bugün varız, yani yokuz. Bak yaşımız kemale erdi. Yani ömrü billah krallık olacak değil. Sen öyle bir şey yap ki, aha 17 yıldır yönetiyorsun. Şimdi artık yerine senin muhalefetini, senden daha iyi dünyaya göre, daha iyi izleyen, daha iyi proje üreten insanları monte et ki, yarın öbür gün kenara çekildiğin zaman, yani hem yaşadın, Allah uzun ömür versin, yaşa, herkesine de yad etsin. İşte tebliğ mekan olduğumuz zamanı da Cenab-ı Allah mekanını cennet etsin diyebilsin. Arkanda hoş bir seda verir. Bunu bırakmadılar. İşte hala ısrarla genel yönetimlere kesinlikle asılacağız diyorlar. Ya aslında tamam gerekliği güzel de bu senin için değil. Sen kim başlar? Sen için değil. Adayların siksi projelerini anlasın. Kimse kimseyi götüremez. Karşındaki aday kimdir, nedir, ne değildir. Ben bir Trabzonlu olarak, sağlam bir ülkücü olarak da. Şunu yadırdım. Ekrem İmamoğlu, ben CHP zihniyetini hiç sevmeyen, tavsiye etmeyen bir insan bir şey. Sen gözümüzden biraz sonra açıklar. Yani İslami hassasiyeti olanlara yasak getiren bir zihniyeti ben kesinlikle kabul etmeyen bir insan. Ama diğer taraftan bir aday var ki Ekrem Bey çıkmış. Bir hemşerimiz. Yaklaşık 30 yıldır da tanırım. Ailesinin de manevi bir hayatı olan bir ailenin çocuğu olduğunu bildiğim için. Sadece Trabzonlu ve temiz bir kardeşimiz olduğu için. Ancak CHP'den seçildikten sonra arkasında farklı argümanlar olabileceğini düşündüğüm için destek veremeyeceğimiz yani böyle bir arkadaşımız halinde şu anda. Aslında kendisi şahıs olarak son derece kaliteli bir delikanlı. İşte dediğim gibi yasaksız zihniyetleri tekrar yönetimi ele aldığı zaman daha yeten bir yer bırakmazlar diye halen destek verme durumunda değiliz. Ama ona yapılan hakaretlere de ben esnafla karşı duruyorum. Şeye geçelim, evet. Ekonomiden şimdilik çıkmayalım, şimdi de Cevdet Bey'e soralım. Evet. Cevdet Bey, Türkiye ekonomisi şu anda nasıl görüyorsunuz Türkiye ekonomisini? Şimdi açıkçası biraz siyasi ve biraz ekonomi gibi oldu ama. Evet, bu aslında sözünüzü dalga kesiyorum. Bu şimdi hayvanlar sözünü. PSM TV'sinde bu konuşuluyor. PSM Medya Grubu'nda, şu kanalda. Medya Grubu'nda konuşuluyor. Gönül ister ki bu ulusal kanallarda da konuşuluyor. Yani biz burada, ben izleyicilerle şunu söylemek istiyorum. Biz burada net neyse şu andaki durum onu konuşacağız. Ama Gönül ister ki keşke bütün kanallar bunu konuşsa. Bizim başka da bir amacımız yok zaten değerli izleyenler. Evet, Cevdet Bey, sözü size bırakalım. Ben şu anda da söylüyorum. Siz için bir başka bir şey şu anda. Ekonomi altyapısı ise tamamen bambaşka bir şey. Siz için artık şurası bir gerçek ki, iki partinin genel başkanlığı düzeyinde, hatta bir üçüncüsü taraf olarak baktığınız zaman, genel başkanlığı düzeyinde yürüyen bir yarış. Yani artık bu bir yerel yönetim yarışı olmaktan çıkmış durumda. Yani bir zihniyet savaşı var şu an. Hangi zihniyet gelsin, hangi zihniyet gelmesin. Mehmet kardeşim ne diyor? Evet, ben onu seviyorum, ben tanımıyorum, bilmiyorum bu kadar. Nasıl bir insandır, ailesi nasıldır, yani çok da ilgili değilim. Neden ilgili değilim? Çünkü çok basit bir mantık üzerine bugüne kadar taşıdıkları için bize ne hangi anlamda taşıdılar? Sol, kendisi iktidar dahi olmaz. Ama anlayışları bürokratik oligarşi hayata geçirdiğinde, bürokrasinin üzerine çöktükleri zaman ki afiyet geçmiş zamandan bu yana kadar o insanları yetiştirip oralara koymuşlar da hatırlarsınız. Solun iktidarda olması, muhalefette olması hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü mantık bürokraside zaten vardı. Bürokrasi gereğini yapıyordu. Askeriye de gelen vardı. Askeriye gereğini yapıyordu. Yani şöyle değerlendirin. Rahmetli Menderes'ten sonra
kendisi dahil, arkasından rahmetli Süleyman Demirel dahil, rahmetli Özal dahil olmak üzere o süreçleri bir değerlendirdi. Bunlar hep sağ iktidarlardı. Hatta birisi de söylediği zaman şöyle bir şey söyledi. Ya Sinan, sol iktidar vardı ki bunlar oldu. Evet, sol iktidar vardı. Hep vardı. Nerede vardı? Bürokraside vardı. Zaten bu işi yürüten bürokrasidir. Bu işi yürüten, bu işi senin için zemine oturturan askerdir, zemine oturturan belediyedir, zemine oturturan devletin kurumlarıdır. Bu kurumların içerisine. Yani siz, efendim, Sayın Demirel, rahmetli Demirel başta, ama başörtüde hemen gittiniz, sokuta giremez. Sayın Özal başta, ama başörtüde birisi herhangi bir şekilde bir belediyede çalışamaz. Hangi sahiplenmelerde? Demek ki bana ama yok. Evet, iktidarla alakası yok. İktidar görünenle alakası yok. Realiti iktidar, aslı olan iktidarın tamamen kendisidir. Şimdi olaya böyle baktığımız zamandır önemli olan kısmı. Neye bakacağım ben şu anda? Bakalım. İktidar şu anda farz edin ki Mehmet kardeşimin dediği gibi olsun Sayın İmamoğlu. Çok üzgün. Ailesi vesairesi kendi anlattığı şeyleri bilemiyorum. Bilemediğim için biraz önce de söyledim, farz ettim. Böyle olduğunu varsayalım. Peki iktidara geldiği anda ne dediler? Ben zihniyetine güvenmiyorum. Çünkü zaten bizim problemimiz bu. İktidara geldiği andaki yüz farklılaştığını görüyoruz. Bu farklılaşmayı da şu anda biraz önce röportajımda da ilettim. Eskiden beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde olan belediyelere lütfen bir bakın. Lütfen bir bakın. Ama geçmişte bir başka sağ iktidardan devredilmeyen, devralılmayan belediyelerden bahsediyor. Bir bakın bakalım. Oralarda bir başörtülü bir müdür görebilecek misiniz? Bir başörtülü başkan yardımcısı görebilecek misiniz? Göremezsiniz. 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 Mümkün değil. Olmama sebebi çok basit. Ben hep şunu söyledim. Seçim öncesinde de ya kardeşim eyvallah başım üstüne. En çok bu kardeşliği isteyenlerden bir tanesi ben. Niye? Ben ailemi 7 sene görmedim. Yurt dışına gittiler kardeşlerim. Orada okumak durumunda kaldı. Kendi çocuğumu okula yazdırdım. Okula yazdırdım. Dekan Bey kapıda dedi ki bana bu şekilde okuyamayacak biliyorsunuz değil mi dedi. Kaydını dondurdum. 2 gün sonra izinlerimi alıp çocukları gittim yurt dışına yerleştirdim. Orada okusunlar diye. Şimdi bu ne? Bu zihniyet. Peki iktidarda kim vardı? İktidarda Tayyip Erdoğan vardı. Yani demek ki iktidarda olmanız başka bir şeydi. Ne zaman ki Allah razı olsun, Allah razı olsun. Ne zaman ki 2 yıl içerisinde, ondan sonra 2 yıl içerisinde. Tayyip Bey bu problemi çözdü. İnşallah tamamen çözer. O da ayrı. Ben çünkü tam çözüldüğüne inanmıyorum. Anayasaya girmedikçe bu problem çözülmemiştir bana göre. Herhangi bir şekilde iktidar değişikliği olduğu andan itibaren yeniden bu sürece girileceği aşikardır. Dolayısıyla acilen bu işin anayasayla teminat altına alınması gerekiyor. O zaman ben çocuklarımı Türkiye'ye çağırdım yeni baştan. Allah razı olsun. O süreçleri hani Tayyip Bey iktidar aman çocuğunu okula göndermiyorsun. Tayyip Bey iktidar çocuğunu belediyede başörtüsü okutamıyor. Yani bürokrasi müsaade etmiyor. Bürokrasi müsaade etmiyor. Öyleyse sol zihniyet demek ki iktidar. Sol zihniyet, bürokrasi sol zihniyete sol zihniyet bürokrasiye hakim olur. Hakim. Yani peki sol zihniyetine sosyal demokrasi. Başımın üstünde yani. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek adam zihniyetine sahip olmayan, baskıcı zihniyetine sahip olmayan, bununla insanları ezmenin ötekileştirmenin peşinde olmayan sosyal demokratların başının üstünde yer. Bu başka bir şey. Benim karşı durduğum CHP'liler de değil. CHP'liler değil. CHP'nin milli şefle başlayan bu dönemidir. Şimdi buradan ne alaka diyeceksiniz? Eğer siz iktidarı elinize almazsanız ne ekonomiyi düzeltebilirsiniz? Ne sosyal politikaları düzeltebilirsiniz? Hiçbir şey yapma şansınız. Şimdi geldiğimiz nokta ne? Bugünkü Türkiye hamdolsun. Bu anlamda birazcık inançlı insanlara kapı aralanmış durumda. Yeni gençlik henüz şunda tabii bunun farkında değil. Yani şöyle bakıyorlar. Yani ne oldu? Bitti artık o süreç. Yani 15 sene önce böyleydi. Evet, yani. Ben doğmadan önce böyle. Demek ki
Bakın 18 günlük iktidarında ben eğer o dediği gibi Mehmet Hocam biraz önce bahsettiği gibi bir kişiyse Sayın İmamoğlu, eğer onun bahsettiği gibi bir kişiyse ben inanmıyorum ki o şeydeki kitap fuarını o kaldırsın. Ben inanmıyorum ki sosyalist internasyonel her şeye rağmen tutsun megafonlardan versin. Ben inanmıyorum. Yapmaz mı? Eğer böyle olarak yapmayabilir. Tamam. Eğer böyle birisi ise yapması çünkü nedir? Ailesi düzgün, inançlı insan, düzgünden kastım şu, haklıya hakkını veren bir insansa ki öyle söyleniyor. Ha, bir problem var. Problem şu, ana zihniyet diyor. Yani işi yürüten il başkanlığı düzeyinde, genel başkanlık düzeyinde işin seyri değişiyor, farklılaşıyor. Bu sebeple ben arkadaşlarıma hep şunu söylüyorum. Rahmetli liderimiz Şeyh Nursi Yazıcıoğlu'nun vefatında bana göre ciddi talihsiz bir söz sayın şu anda belediye başkanı, belediye başkanımız Binali Bey tarafından söylenmiş, kazadan kaza çıkar. Yanlış söylüyor. Bunun affedilmiş bir tarafı yok. Yanlış söylüyor. Halbuki ne yapacaktı, araştıracaktı, gerçek neyse onu ortaya koyacaktı. Bunun lancımı yok. Bunu savunmanın da bir manası yok. Bunu kıvırmanın da bir manası yok. Ben söyledim. Peki, ben de diyorum ki şimdi kardeşlerim, bu da hemfikiriz. Ben hiç oy vermeyeceğim. Hemfikiriz. Tamam, ben diyebilirsiniz. Ama bana rahmetli için böyle diyen bir kişi var. Bir de öbür tarafta ömrü boyunca vefatında bile orada şöyle olsun, orada böyle kalsın diye bir CHP zihniyeti var. Ömrü boyunca küfretmiş bir zihniyet var. Ömrü boyunca hakaret etmiş bir zihniyet var. Yani insafa davet ederim insanları. O zaman diyeceksiniz ki benim duruşum budur. Ben bu duruşta asla ve asla almazsız, fakatsız ben buna destek veremem. Ben bunu böyle görüyorum. Dolayısıyla bugüne geldiğimiz zaman niye bunları söylüyorum? Çünkü ekonomi yeniden başlayacak demektir. Yani eğer düzgün bir yapı söz konusu olursa ekonomi yeniden başlayacak demektir, düzelecek demektir. Ekrem İmamoğlu kazanırsa ne olur? Kıyamet kopmaz. 15 Temmuz'da yaşanacaksa ben nasıl ki 15 Temmuz'da köprünün en önünde itfaiye arabasının arkasında kendi çocuğumla iki kardeşimle beraber çıktıysam o gece ve ertesi gününde hastanede sabahladıysam ben tekrar çıkarım. Bu millet çıkar. O da bir sıkıntı yok. Ama biz doğru olanı yapmak durumundayız. Reddedebilirsiniz. Eyvallah. Yani ya dersiniz ki Büyük Birlik Partisi tüzel kişiliği Cumhur İttifakı'ndan yana tavır koymuştur. Ben de bu tüzel kişiliğinin karşılığında ben Cumhur İttifakı'ndan yana tavrımı koyuyorum dersiniz. Bu bir görüştür, bir anlayıştır, bir bakıştır. Saygılıyor. İki dersiniz ki o böyle bir söz ettiği için içim cızmıyor ama o sebeple ben oy vermeyeceğim. Oy vermeyi düşünmüyorum. Bazı arkadaşlarımın tabiriyle Muhsin Yazıcıoğlu yazacağım oraya. Diyebilirsiniz, buna da saygı duyuyorum. Ama bunu bahane göstererek bir sefer yapılmış ve bana göre yapılması çok yanlış olan böyle bir işlemin adını koyduklar. Hayatı boyunca hakaret eden bir yapıya döndüremezsiniz. Şimdi niye bunu söyledim? Biz önümüzde çözüme yönelik konuşmak durumundayız. Ekonomi kötü batıyor. Tam ne yapacağız? Ne yapacağız? Biz 2009'da rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber sahaya indiğimiz zaman şunu söyledik. Bakın bugün herkes aynı şeyi söylemeye başladı. Allah'a hamdolsun. Yerelden kalkınma. Bu tabiri bile biz kullanıyoruz. Yerel yönetim, yerel kalkınma vesaire dedik. Şimdi ne diyor? Yerelden kalkınma. Yani eğer siz belediyeden kalkınabiliyorsanız kalkınırsınız. Çünkü o bölgede olan iştir. Belediye başkanı o bölgeye en iyi bilen kişidir. Eğer en iyi bilen kişiyse neden o en iyi bilen kişiyle birleşiyorsunuz?
belediye başkanı artık o kentin CEO'su olmak durumundadır. Yani orada ne diyoruz? Aç olan bir insan varsa onun hiç kusura bakmasın kimse. Birisi sokağın arkasında inliyorsa bunu Allah hesabını çatır belediye başkanından soracak. Efendim yok Cumhurbaşkanı şöyle yapmışlar, başbakan yok kardeşim sen beldenin sahibisin. Muhtardan soracak, belediye başkanından soracak. Çünkü kanun, rahatsız baksınlar Allah rızası için, sana bunu yapma yetkisi veriyor. Sana bunu yapmanın yolunu veriyor. Peki biz ne diyoruz şimdi? Diyoruz ki şimdi artık yerelden üretim dönemi. Biz şunu yapmak durumundayız. Artık her şehri bir üretim mekanizmasının içerisine sokmak durumundayız. Her mahalleyi, her ilçeyi bir üretim mekanizmasının içerisine sokmak durumundayız. Artık bizim fişlerimizde Ali yat uyu yat olmamalı. İnşallah olmayacak. Bu sağladığımız zaman biz o zaman ekonominin temelden düzelmesiyle alakalı hareket etmeye başlarız. Eğer evlerde ihtiyaç varsa kadına üretim yaptırabiliyorsanız, eğer onları bir araya toplayıp da orada ürettiğini, bakın çok önemli bir farklılıktan bahsediyorum. Siz, özel sektör, siz kimsiniz? Belediye. Özel sektör kim? Para sahibi insanlar ve halk. Birlikte hareket etmek, birlikte üretmek kaydıyla hareket edecekler. İşte o zaman belediye başkanı kentin CEO'su olarak o ürünü dünyanın hangi noktasına üniversiteyle beraber nasıl satarımın hesabını yapacak? Onu profesyonel kuruluşlarla beraber dünyanın hangi noktasına nasıl satarımın hesabını yapacak? Şimdi düşünün, bir ilçenin bir mahallesinde çiçek yetişiyorsa, evin mahallesinde bir cep telefonunun iç aksamı evlerde dahi kapattırılıyorsa, öbür mahallesinde veya öbür ilçede sadece ve sadece odaklama çalışmasıyla bu ilçe, iç bir ilçe aklınıza geldiğinde düşünsenize mesela bir engelli bir kardeşimiz var. Ona bir araba alacaksınız. Şöyle bir hafızanızı yokluyorsunuz, diyorsunuz ki odaklanıyorsunuz. Bu konuya odaklanmış neresi? Filan ilçe. Yani bu ilçede ben gittiğimde engellilere yönelik sanayi anlamında, teknoloji anlamında her şeyi bulurum dediğimizde o ilçeye gitmeyecek misiniz? Mesele budur. Mesele bu ilçeleri bu anlamıyla, bu illeri bu anlamıyla üretime seferber edebilmektir. Siz bunu bir seferber etmeyeceksiniz. Sadece konuşacaksınız. Belediye başkanı gelecek. Efendim eskiden çok borcum vardı. Gelme kardeşim. Gelme. Borcuna bir an önce baksaydın. Ben şunu söyledim belediye başkanı arkadaşlar. Biz bunu bilmiyorduk, bu kadar borcunuz vardı. Ya siz ne diyorsunuz kardeşim? Ve şu anda karşı dilekçenizi yazın, hangi belediyenin ne kadar borcu, harcı var size vermek zorunda. Girin biraz inceleyin ki sizin meclis üyeniz var. Girin biraz inceleyin bunu, göreceksiniz. Bana hiçbir belediye başkanı şunu söyleyemez. Bunun çok borcu var. Ben burayı şimdi bunun için çok sıkıntı çekeceğim. Yok kardeşim, çekeceksen gelmesin. Bana sen sıkıntı çekmeni ilgilendirmiyor. Beni çektiremezsin, ben vatandaşım. Şimdi bana şunu yapacaksın. Neyi ürettireceksin bana? Ürettikten sonra neye benimle beraber satışa çıkacaksın? Neyini satıp da ürettiğin neyimi, malımı, mülkümü değil, toprağımı değil, ürettiğin neyimi satacaksın da vatandaşın para kazanmasını sağlayacaksın. Burada size ilave destekleyici bir şey söylemek istiyorum. Çok güzel söylediniz. Küçükçekmece'de genç bir kardeşiniz. Genç. Bir mağazada çalışan genç bir kardeşiniz. Oradan diyor ki abi ben istifa ediyorum. İstifa ediyor. Gidiyor bal üretimi yapıyor. Yani kavanozlu gidiyor. Balcılardan bal alıyor. Onu işlemden geçiyor vesaire. Paketliyor çok güzel. Düşen bir şekilde. Küçükçekmece Belediyesi'ne gidiyor. Diyor ki ben diyor kendi çabalarımla genç bir girişimciyim. Küçük bir esnaf bile değilim yani. Bana diyor etkinlik alanınızda bir yer verir misiniz diyor. Şu anki belediye CHP'li belediye. Ona diyor ki biz sana asla etkinlik alanında hiçbir şekilde yer veremeyiz. Genç tabii bugüne kadar hiç belediyeye gitmemiş ya, bana anlatıyor. Abi diyor ben hiç belediyeye gitmemiştim. 22 yaşında
belediyeye gittim. Bundan sonra da belediye asla yolun düşmez. Allah nasip ederse. Böyle bir belediye cicik zihniyeti var sizde. Yani şu an Küçükçekmece. Ha, önceki belediye başkanımız çok muydu Küçükçekmece'de? Onun da pek bir şeyini göremedik Küçükçekmece'de. Ama maalesef sizin dediğinizi destekleyici bir şey var. Gençlerimiz size destek olunması gerekiyor. Üretime destek olunması gerekiyor. Destek deyince, değerli hocam, destek deyince belediye başkanı da şöyle bir şey. Para vermesinler yani. İşte para kimse destek istemiyor yani. Destek deyince sanki para istiyor. Değil. Belediye başkanı vizyon olacak. Ön açacak. Bakın Türkiye'de, Türkiye'de kooperatifler de dahil olmak üzere, şirketler dahil olmak üzere, STK'lar dahil olmak üzere, devletten Giley de dahil olmak üzere birçok hibe kredi var. Emin olun bunların hiç sonu hiç kimse bilmiyor. Neden bilmiyor? Çünkü belli bir kesim içerisinde, alışkın kesim içerisinde bu dönem olmaz. Böyle bir şey yok. Belediye başkanının görevi öncelikle milletini devletinden haberdar etmektir. Haberdar etmek sadece işte savaş var hadi gidiyoruz. Efendim bugün bayram, bayrağınızı eline atın değil. Kardeşim, senin için şöyle bir kanun çıkmıştır. Sen üniversitede öğrencisin, bak okulu bitiriyorsun. Bu kanundan şu şekilde yararlanır isen iş yeri kurabilirsin, girişimci olabilirsin. Böyle oturduğu yerden belediyecilik yapma dönemi geçti. Ben size şunu söyleyeyim genel anlamıyla. Türkiye'ye saldırı var mı? Her hak doğrudur. Bütün dünya bize saldırıyor. Ne bugün, ne dün, ne evvelsi gün. Bütün dünya Osmanlı olduğumuz günden beri bize saldırıyor. Selçuklu olduğumuz günden beri bize saldırıyor. Bu yeni bir şey değil ki. Hep saldırıyor. Şimdi efendim topyekun saldırıyor. O zaman da topyekun saldırıyor. Biz şunu yapmalıyız. Birlikte nasıl bir araya gelir de bu saldırıları birlikte nasıl püskürtürüz? Birlikte püskürtmenin bir tek yolu var. O da birlik olabilmektir. Şeffaf olabilmektir. Kazançta bir olmak, kayıpta da bir olabilmeyi becerebilmektir. Efendim saldırı var mı? Var. Peki dolara var mı? Var. Euro'ya var mı? Var. Yani döviz saldırısı tabii ki benim piyasamı alt üst ediyor. Gerçek bu mu? Peki ben ne yapmam lazım? Ya üretmem lazım, üretmem. Ben üretmemişsem, ben malım yoksa, ben ondan daha ucuza üretmediysem, ben yerel yönetimde sübvanse edemediysem, nasıl olacak da bu üretim olmaksızın doları düşüreceğim, euroyu düşüreceğim? Öyle bir şey yok. Sadece sıcak para bekleyerek, sıcak paranın akışını inşaat üzerine bekleyerek piyasanın canlan. Evet bu belli bir dönemde yapılmıştı ve başarılı da olmuştu. Ama bitti. O gün aslına bakarsanız, geçen gün bir şey duydum. O kadar mutlu oldum ki Seka kağıt fabrikası dönüşümlü kağıtları yeniden alıp üretmeye başlamış. Müthiş mutlu oldum. Belki büyük bir şey değil ama bu bir başlangıç, bu bir ışık. Evet. Hani der ya Erbakan hocamız rahmetli, Allah rahmet eylesin. Her çiçek bir bahar, her bahar bir çiçekle başlar diye. Bu da hani benim için o haberi duymak bir çiçek, o baharın müjdecisi gibi geldi bana. Ama bunu sadece devlet yapamaz. Yani yerel yönetimler, merkezi hükümet yapamaz sadece. Yerel yönetimler bu işin farkına varmalı. Oturduğu koltuklardan kalkmalı. Hiçbir belediye başkanı bugün şu durumda, şu ortamdayken koltuğunda oturması herhal değil. Kalkacak her şeye. Kalkacak sokağa inecek. Sokakta bakacak, ihtiyaç olanları tespit edecek, ettirecek. Ve bunlarla beraber o kentte neyi üretirsem satarım. Neyi üretirsem yandaki ilçeye satarım. Neyi üretirsem yandaki ile satarım. Neyi üretirsem İstanbul'a satarım. Neyi üretirsem yurt dışına satarım. Bunu nasıl marka yaparım? Bunun peşine düşme. Bunun peşine düşerken de ben bir marka yapayım, yanında da 100 kişilik bir şirket kurayım. Efendim bu şirketler burada yolunum olsun değil. Halka yaptıracaksınız bunu. Halk kendi malını üretecek. Siz destek vereceksiniz. O zaman ancak bir büyük aile olabilme şansını yakalarız. Aksi takdirde bu ekonomi bir daha sene burada otururuz. 5 sene sonra bir daha burada otururuz. Ve bu ekonomi nasıl düzelecek deriz. Bu ekonominin düzelmesinin tek yolu üretimdir.
üretimin altyapısını oluşturmanın tek yolu da eğitimdir kardeşim. Eğitimi oturtacaksınız. Yat yat uyu fişlerini, artık hadi kalk çalış, uyan işine bak. Sabah ezan okunduğunda hadi dışarı fırlaya, çevireceksiniz fişleri. Oradan sonra da bu milletin neler yapabildiğini göreceksiniz. Peki, devam edeceğiz sizinle. Ben de biraz ilave yapmak istiyorum. Şöyle, Sayın Cevdet Tellioğlu çok güzel konuştu. Belediyeler ekonomiye destek vermedi dedi. Aklıma hemen o genç geldi. Daha henüz 22 yaşında. Bir girişimde bulunmuş. Sermaye yok. Ne yapacağını şaşırıyor. Aklına geliyor, ha, etkinlik alanı var. Etkinlik alanına ben gideyim. Belediyeden bir yer istedim. Bana bir metre standımda kendi balımı tanıtayım. Belediye diyor ki yok. Mümkün değil. Biz sana orada bir yer veremeyiz. Tamam, veremiyor. Ki sen bir girişimci, genç, 22 yaşında bir girişimcinin önünü kapatmış oluyorsun. Orada yer veremeyebilirsin. Ne yaparsın? Dersin ki ben sana orada yer veremem. Sen git şurada balını tanıt, tadım yaptır. Yani belki o genç ileride çok büyük bir ihracat firmasının sahibi bile olabilecekler. Evet. Ekonomide, yönetimde yanlışlık var mı sizce? Ekonomi yönetiminde. Başkanın konuşmalarından sonra tabii ki ekonomiyle ilgili çok fazla söylenecek bir şey bırakmadı. Her şeyi iş yapmak ortada hakikaten güzel anlattı. Ben şöyle bakayım yine başka bir pencereden. Siyaseten, genelden yerine doğru bakalım. Evet. Kısa bir özet yapalım. Şimdi ülkemizi yönetenler ile Milli Şef dönemi dedi Sayın Başkan. Ondan sonra çok partili döneme geçtikten sonra ne hikmetse bir Avrupa Birliği sevdamız başladı. Bunu başlatanlar her kimse, bu ülkenin başına en büyük belayı Milli Şef'ten sonra onlar koydu. Niye koydu diyeceksiniz? Avrupa Birliği sevdası, Avrupa Birliği uyum yasaları içerisinde o günden bugüne kadar vermiş olduğumuz tavizler bizi üretimden uzaklaştırır zaten. O zaman son, yani nasıl söyleyeyim, 20-30 yıl evveline kadar bizim bu ülkemiz kendi kendine yeten, tahıl üreten ve 3-4 tane daha devleti bakabilecek hayvancılığı, tahılı ve tarım olan bir ülkeyken bugün hiçbir şey üretemez hale geldi. Şimdi Avrupa Birliği özentisiyle beraber bazı şartlarda işte tek taraflı gümrük birliği olayı da var biliyorsunuz. Hep bizim kaybettiğimiz, taviz verdiğimiz, hatta ülkemizde zinanın bile serbest olduğu bir yasanın çıkarılmasına kadar gitmiş olduğumuz, ki bizim ne kültürümüze ne inancımıza uymayan yasalarla ülkemizi üretimsiz, ondan sonra inançsız, istikametsiz bir hale getiren siyasiler silsilesiyle bugüne kadar geldi. Bugün bakıyoruz bu hükümet, yani Özal dönemiyle başlayan ve bu hükümetle devam eden bir ekonomik açılım. Yani nasıl söyleyeyim, toplanan paraların halkın hizmetine yol, su, işte ne bileyim köprü, tünel ve abime benzeri üretimler, işte tren yolları ve sular şunlar var. Bunlarla beraber pardon. Ne yaptı bugüne kadar? Geldi. Sadece işin görsel boyutuna geldi. Pardon. Bunu üretime yansımak, tarıma arka planda bırakmak, hayvancılığı var arka planda bırakarak bu dışarıda geldi. Geldik ki oradan gelen yönetimlere demin Sayın Başkan, belediye başkanlarının yapması gereken şey neydi? O belediye sınırları içerisinde az kalan bir mazlum varsa onun sorumlusu belediye başkanı. Çok doğru dedi. Şimdi bunu günümüzdeki örnekle işte örneklendirelim. Bilmiyorum siz biliyor musunuz ama Sayın Başkan Mekin de bizim kardeşimiz. Kadıköy Kaymakamlığından Tunceli Valiliğine atandı. Kendisi Adana, Tunca Soner. Buradan da selam olsun kendisine. Tunceli Valiliğine atandı. Tunceli Valisi hem aynı zamanda da Kayyum'dan belediye başkanlığı görevinde yürüttü. Tunceli 2 yıl içerisinde 3. yıla gitmeden turist alır hale getirdi. Çünkü belediye kaynakları ve diğer vali kaynaklarını doğru kullanarak
Tunceli turist alır hale geldi. Evet. Çünkü Tunceli ona aslında müsait. Evet. Şimdi Tunceli terörle ilgili anılan en zor bölgelerimizin başında geliyor. Evet. En kilit bölgelerden bir tanesi. Bu kardeşimiz hem vali olarak belediye başkanı demek ki devlet yönetimini ne yaptı? Makama girdi, o kapıyı açık meselesini bu başlattı. Kapısı açık adam. Randevuya gerek yok, halkın arasında geziyor. İşte belediye başkanı da öyle olmalı. İşte zaten hem valilik hem belediye başkanları öyle oydu. Kaymakamlık zamanında da aynıydı. Bizim Ofta'da kaymakamlık yaptı. Hiç aklımıza gelmeyen şeyler yaptı orada. Şimdi atıyorum Perşembe günleri okur, pazarı çok yüksek köylerden işte tarlasından yumurtasını alıp bir sebzesini satmaya ya tereyağı, peynir satmaya gelen teyzelerimize bir ev yaptı orada. Niye? Abdest alacak, namaz kılacak, dinlenecek, çocuğu vardır onu büyütebileceği bir ev, ahşaptan güzel bir ev yapmış onlara. Gittik gördük orada kaymakamlıkta bu zamanda. Of'un hayvancılıkla ilgili, ben bilmiyorum, bir of olarak bana bir Adanalı kardeşimiz öğretti. Dedi ki bana, Of'un 6 kaburgalı bir koyunu var, kara koyun. Hiçbir yerde yok, kara koyunlar 5 kaburgalı. Of'u az, biliyor musun başkanım? Evet. Onu da söyleyeyim, bilginiz olsun. O koyunu 2 yıl içerisinde artırarak 500'ün üzerine çıkardı. Damızlık koçlarıyla beraber sokakta gezen işsiz gençleri çağırdı. Kardeşim al bakayım sana. 12 tane koyun doğuran. 2 tane koç, al size iş. Gidin bunları çoğaltın. Ve şeyini de verdi, bedava verdi. Baktı ki bunlardan bak Ofta Karadeniz'de bir baktı ki ilgisi olmayan sokakta gezen çocuklara baktı birkaç tanesine. Şimdi 7-800 bin baş hayvanları var. Şaşırdı. Gidince bir daha bir araştır bak böylece karşına çıkacak. Bu da Rüşah Ağabey. Veya belediye başkanı olarak işte bak Tunceli'de ne yaptı? Orada Ofta Kaymakam planını yaptı. Geçti Tunceli'de vali olarak kaymakam, vali olarak kayyum belediye başkanları görevinde altasına ne yaptı? İşte bilmem Ovacık kaymak belediye başkanı bilmem Novudek. Sosyal, işte sosyalist, komünist. Ondan daha iyisini Müslüman, evet. Aslan gibi evet. Güçlü kardeşimiz yaptı. Daha da iyisi. Evet. Sadece nohut ekmedi. O başkan nohut ekti sembolik olarak fakat dışarıdan internetleri nohutu satmaya başladı. Gitti bir tarlaya çalıştı. Fakat kent milleti güzel gözlerini boyadı ya. Yani. Şimdi geldi Tunceli Belediye Başkanı oldu. Nereye başladı? Gözet. Şimdi burada nereden geldik buraya? Üretimden. Yani sen şimdi bir de bu şu var. Yani ülkemizi yönetenlerin, siyasilerin ayrı bir durumu da var. Yani biz Avrupa Birliği'ne niye takılıp kalacağız? Türk dünyası var. Türk dünyasıyla ilgili ondan sonra İslam dünyası var. İslam dünyası sadece bizden uzak. Amerika'ya endeksli bir çoğu. Olanlarını al ama Türk dünyasıyla ilgili irtibatlarımızı halkı bizden uzak değil. Aynen. Halkı değil tamam bir şey demiyorum ama yönetimlerden bahsediyorum. Fakat Türk dünyası ve İslam dünyasıyla birlik ol. Birlik mi yapacaksın? Türk-İslam birliğini yap. Şimdi geçenlerde yaklaşık bir seneden fazladır biz bir proje başlattı. Türk Yolu Projesi adını verdi. Ben Türk Yolu Projesi'ne geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Evet. Türk Yolu Projesi'ni siz onu da isterseniz. Evet. 2012 sanıyorum. 2012'de Polonya Meclisi'ne, Polonya Hükümet Devleti'nin meclisine bir ziyarette bulmuştum. Orada Avrupa Birliği Avrupa Birliği Komisyon Başkanı'yla konuştu. Dedi ki, niçin hani Türkiye'yi almıyorsunuz? Dedi. Öyle. Ondan beklenmedik bir cevap aldım ben yani. Dedi ki, biz Polonya olarak sizi çok seviyoruz. Türkiye'yi gerçekten çok seviyoruz. Ben bir milletvekili, Polonya'nın bir milletvekili olarak Türkiye'yi çok seviyorum. Ama Avrupa Birliği sizi asla Avrupa Birliği'ne almayacak. Tamam dedim. Neden? Niçin? Çünkü dedi Türkiye Cumhuriyeti Müslüman bir ülke. O yüzden sizi almayacak. Ama Allah'ları için biz elimizden geleni yapacağız. Şimdi zaten Tayyip Bey de resmi zaman zaman çekiyor böyle. Alacaksanız alın, almayacaksanız bizi almayın diye resmi çekiyor yani. O yönü gerçekten çok iyi. Resmi çekiyor. Almanın ötesinde en önemli şey bu kriterlerin hayata geçiyor olması. Avrupa Birliği'nin ortaya koymuş olduğu kriterler var. Evet.
bu kriterleri siz alsa da almasa da uygulamak durumundasınız. Bu kriterler dünyanın şu anda standartlarını oluşturduğu kriterlerdir. Bunları biz zaten hayır demiyoruz. Hepsini bitirdiğimiz zaman da bir şey de değişmeyecek. Evet, almayacaklar. Yani rahmetli şeyleri, gibi Avrupa Birliği'ne ben parlamento mantalitesine baktığım zaman hiçbir zaman hükümdarlığımı, hükmümü benim üzerinde bir baskı, bir devlet olarak oraya vermem. Ama beraber ticaret yapalım, beraber gidelim, gelelim. Eyvallah, buna hiç kimsenin bir itirazı yok. Ama ben bayrağımı bir başka bayrağın altına koyduğum zaman işin rengi değişir. O zaman bu bayrağın üzerinde ikinci bir bayrak biz tanımıyoruz ki. Yok böyle bir şey. Şunu bilgiyi verirsen Sayın Başkanım. Türk yolu turizminden de bahsedelim ki hem hükümetimizdeki insanların bunu da duysun. Biliyorlar bunu da yani Türk deyince bazı arkadaşlarımızın tüyleri diken diken oluyor ne hikmetse. Yani, Türk yolu projesi değil mi? Evet. Yani Türk yolu projesi dediğimiz asbelkader Yakutistan özel cumhuriyeti var. Rusya'ya bağlı. 1 milyon nüfusu olan Türkiye'nin 4,5 kat büyüklüğünde coğrafyası olan dünyanın %35, %40 altın, yakut ve elmas rezervinin ve en fazla doğal gaz rezervinin ve petrol, aynı zamanda da Sibirya kömürü dediğimiz o meşhur en değerli kömürün yani olabildiğince fazla olduğu bir ülke, özel cumhuriyet. Bu cumhuriyet Yakut Türklerinden oluşuyor. Yakut Türkleri özel cumhuriyettir ama Rusya'da nüfus 1 milyon. Rusya Cumhurbaşkanı Putin bunlara ayrı bir, bütün Rus cumhuriyetleri bunlara, cumhuriyetlerinde başkan olan bütün başkanlar bunlara ayrı bir özel gözle baktılar. Niye? Özel gözle baktıklarının, özendiklerinin sebebi şu. Rusya işgale altında, işgale karşı karşıya kaldığı zaman o taraftan gelen düşmanları 120 bin şehit vererek durduran Yakut. O zaman 250-260-280 bin nüfusları vardı. 120 bin şehit verdiler. Oradan Rusya'ya yani kendi devleti sayarak düşmanları sokmadı. Böyle bir müddet. Bu yüzden Rus devletleri, yöneticiler, Rus cumhuriyetinde, Rusya'da değişen cumhuriyet yöneticileri Yakutlara farklı bakmışlardı. Bunu da böyle, şöyle millete lanse etmişler. Mesela bugün Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in Duma yönetiminde iki tane Yakut var. Çok en üst düzey yönetimde iki Yakut var. Rusya Cumhuriyeti, Rusya Devleti'nin şu andaki Sağlık Bakanı Yakut. Evet. Çok önem veriyor. Yani bağımsızlığa ile çok yakın bir zamanda bağımsızlığı ilan edebilecek özel cumhuriyetlerden bir tanesi de Yakutistan. Ve Rusya'nın da buna müdahale etmeyeceğini görüyoruz. Çünkü niye? Seviyorlar onları. Orada orayı idare edebilecek durumda oldukları için bağımsızlığına izin verecekler. Öyle görünüyor. Çünkü diyalogları öyle Rusya Devleti'yle. Yani bağımsızlığımızı talep ediyoruz derseler yok demez yani Rusya. Şöyle bir durumda var. Biz oraya geçtik. Şimdi Rusya Cumhuriyeti Devlet Başkanı bu türde devletlerin sevgisi yok biliyorsunuz. Biliyorum da. Yani devletlerin bir durumda bizim tabii ki vermeyeceğiz ama vermez de biliyor musun? Yani şey bakıyor adam yani sıcak bakıyor dedim. Yani sıcak bakıyor. Böyle yani öyle anlamadım. Ben öyle anlamadım. Yani. Niye? Çünkü oraya aktarılan paraları kaynakları bildiğimiz için yanlış anlaşılma hesap olmasın. Yoksa biz aynı yer deyince dişi devlet, hani toprak parçası ayrılsın. Onlar da ayrılmazlar ama böyle bir talepleri olsa çok fazla mukavemet gösterilebilecek çünkü kumanda edilemeyecek bir millet Yakut Türkleri. Öyle bir durumda var. Çünkü coğrafyada uzak olduğu için yani Rusya ne ilgileniyor oraya icabına? Şu var. Bizi ilgilendiren boyutu şu. Bizim soydaşlarımız, kardeşlerimiz. Geldiğimiz yer burası. Evet. Bunlar der ki Cumhurbaşkanı yardımcılarından bir kardeşim diğer bir Türkiye'de bizi ziyaret etti. Sayın Başkan da ziyaret etti. Ofisinde. Daha tanıştı onunla. Ya o dedi dünya bizim bu ülkemize ya Yakutistan'da yeraltı kaynaklarına bütün dünyanın büyük şirketleri gelmiş. Evet. Herkes var Türkiye'de kimse. Bir caddemiz var diyor işte birkaç kilometre uzunluğunda. Caddede dünyanın bütün bankaları var. Niye başında diyor Ziraat Bankası'yla da Halk Bankası yok. Yakutistan nerede? Yani Sibirya steplerinde Sibirya'ya bitişik büyük bir kısmı da Sibirya toprakları olan Yakutistan. Yani çok kışın soğuğu olan ama yazında şu anda sıcak uçayla sıcak olan Altay'da ilim olan bir yöre.
Şimdi zaten bir ayı yazdı. İklim değişince üç ay oldu abi. Yani yavaş yavaş. Artık altı aya doğru döndü. Yatırımların yaz altı aya mı döndü? Evet. Yaz değil de yaz üç ay. Sonbahar zamanında altı ay. Yani iş yapılabilecek. Ama diğer sektörlerde, her sektörde iş yapılabilecek zamanlar var orada yani şu anda. Adamlar diyor ki yani Türk, biz kardeşlerimiz Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türk dünyasının lideri Türkiye'yi görüyoruz. Mantık doğru olarak tamam söylüyorum. Bizim yeraltı kaynaklarımızın gelsin, Türk yanımları işlesin. Evet. Yer üstünde bize, bizim ihtiyacımız olan hastaneleri, yolları, okulları onlar yapsınlar. Bu kaynaklarımızı çıkarsın, değerlendirsin, bizim devletimizde palazlansın. Peki bunun bir yönetimi var mı? Yani? Var, Cumhuriyet Cumhurbaşkanları ve şey var, milletvekilleri var, 70 tane. Meclisi var. Yok şey, yok Yakutiye. Yakutistan Cumhuriyeti, Sözü Cumhuriyeti. Parlamentosu var. Parlamentosu kendisine ait değil mi? Tabii aynı. Yani Rusya'nın içinde, aynen. değil yani. Kendisi de ait, kendisi de ait. Sınırları belli. Özel sınırları belli. Aynı. Evet. Şimdi bu işte Durdol Projesi'nin ismi bu. Durdol Projesi, ben de bu projede Yakutistan ve benzeri diğer büyük esas bağımsızlık cumhuriyetiyle beraber. Yani biz Yakutistan diyoruz, bu çok küçük. Yani 1 milyon halkın biz bunları Türkiye'ye alıp da barındırabileceğimiz kadar halkın olduğu bir cumhuriyet. Evet. Biz bunları her zaman başımızın tacı alırız ülkemize. Ama diyorlar ki biz burada savaş verdik. 120 bin şehit verdik. Burası bizim vatanımız. Bıraktır burası. Toprak altı kaynaklarını biz kendi söyleşilerimizle paylaşalım. Ben arkadaşlarımdan bir tanesi orada bana söyledi. Ya çok affedersiniz yani önemsemediniz işte biz duayı. Dubai yılda bizim sırtımızdan işlememiş yakut ve elmas taşları alıp Hindistan ve Bangladeş'te işletip Dubai'deki fil dişi kulelerinde işletip yılda 250 milyar dolar para bizim sırtımızdan kazanıyor. Niye bunu diyor Türkiye kazanmasın? Bize vergisini de veriyor Dubai'de. Bu resmi bir şey. Türkiye, Rusya Cumhuriyeti'nde de Rusya Cumhuriyeti'nde orada adam var. Rusya ana devlete vergi de veriyor. Bize de veriyor. Fakat oradan bu parayı da kazanıyor. Niye bizim kardeşlerimiz kazanmasın diyor. Bizimle bu diyalogda bu yolu kuralım. Yönümüzü Türkiye Türk Cumhuriyetlerine dönelim. Türk Cumhuriyetlerinin bütün yeraltı kaynaklarını biz gelip sömürmeyelim. O kardeşi çıkartalım, işleyelim, o kardeşlerimizle beraber paylaşalım. Onları da palazlandıralım. Onları da zengin edelim, biz de olalım. Türk böceğini kuralım. İslam coğrafyasında işte ecdadımızın olduğu gibi Türk İslam coğrafyasını kurduktan sonra İslam sancağını düştüğü yerden kaldırıp yine bunun bir fanları Türk milleti olacak zaten. Olalım ve böyle yürüyelim. Ve bu alanda çok ileri aşamaya gelindik. Bu diyaloglar devam ediyor. Çok güzel. Bu kamu yollarını var. Aktarmayla mesela Moskova veya Almanya üzerinden aktarma olsak da gidebiliyoruz Yakutistan'a. Şimdi Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü ve CEO'su tarafından yapılan görüşmelerde artık çarptı seferlerinin başlatılabileceği zamana geldi. Ve tüm iş adamlarının oraya, oranın iş adamlarının buraya gelip yatırıp yapmasını sağlama şansımız var. Bizim, yani uzun lafın kısası, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yöneticileri olarak bir an evvel Türk dünyasına evimizi vermemiz, rahmetli Bakı Almaz'dan Türkeş'in başlatmış olduğu o sinsileyi ve devamında rahmetli Muhsin Başkan'ın devam ettirdiği gönül seferberliği başlatarak ekonomimizi düzelterek dünyaya nizam nasıl vereceğiz? Ekonomimiz de iyi olacak ki bir köşede fakirimiz olduğu zaman elimizi uzatabilirim ona. Veya başka bir coğrafyada ben ne yapıyorum? Kızıl ayımıza vurur diyor değil mi? Yardım işte ekiplerimizle burada bütün dünyanın her coğrafyasından ne var? Bütün yardım ekiplerimiz var. Hiç ilgisi olmayan Müslüm ve gayrimüslim. Herkesi el uzatmıyor muyuz? Ve güçlü olalım. Türkistan bölgeyi kullanalım. Ekonomimiz daha güçlü olsun. Daha fazla yerlere uzatalım. Evet, Türkiye Cumhuriyetleri'nin nüfusu kaçtır yani? Şey olarak. Hani Kadar'a vurduğumuzda. Kadar'a vurduğumuz zaman şöyle bir bilgiyi de veriyorum. 1 milyar çıkar mı? 1 milyar çıkmaz. Çıkmaz mı? Ama 300-400 milyon çıkar. Belki de 500 milyon. Fakat şöyle bir bilgi de söyleyeyim size. Bana işte Rusya'da görüştüğüm bazı arkadaşlarım da ayrılan Türk Cumhuriyetleri'nin arzinden ne tutuyor Rusya Cumhuriyeti devleti içerisinde ki nüfusun %60'ı Türk aslında demiş. O yüzden Putin bizi çok seviyor. Ben hatta Putin'in de kendinin ne olduğunu bildiğini kanaatindeyim. O yüzden Türklere karşı böyle bir sempatisi olduğunu düşünüyorum. Yani hatta Dışişleri Bakanlığı, kendi Dışişleri Bakanlığı Kur'an-ı Kerim'i inceliyor. Lider araştırıyordu, şimdi Kur'an-ı Kerim'i inceliyor. Belki de İslam'ı seçecektir. Yani bilemeyiz. Yani bizim sahip çıkamadığımız esas
imanları olduğumuz, sadıkları olduğumuz İslam'ı, yani neredeyse Ruslar üzerine alsak biz hala onun kıymetini bilmiyoruz. Bir adım daha ileri gidiyorum. İşte Sayın Başkan, yanlışım varsa biliyordun siz, ona bilginiz vardır. Nazizane İslam coğrafyasında niye bu kadar kan doluyor? Bir yerde eksiğimiz var biz. Nerede bu eksiğimiz? Kendimize bilmemiz lazım. Kendimize bilmemiz lazım. Ne yapıyoruz biz bu haldeyiz? Lütfen bunları gözünde bulunan ve bunları hükümetlerimiz, devletimiz yönetenler bu mahremde baksınlar. Sayın Cumhurbaşkanı bıraksın diğer yönetimleri. Belediye başkanı kim olursa olsun. Muhtar kim olursa olsun bilgi gelmez. Sen dünya lideri adı verildi sana. Ben yakıştırıyorum kendisine. İşte saray yaptı, bilmem ne etti, şöyle etti. Bizim liderimiz en büyük saray oldu böyle. İyi yaptı. Güzel şeyler yaptı. Otursun, oradan dünyaya nizam versin istiyorum. Gelip de İstanbul'da şu belediye benim olacak diye uğraşmasın. Makamı. Ama şöyle bir şey olabilir mi? İstanbul'u kaybettiğinde. İstanbul farklı demek istiyorum. İstanbul'a ayrı bir şey. Bir zincirleme nasıl olsun bu İstanbul'u bunlar iyi yönetti. Sayın Cumhurbaşkanımız. Halk düşünebilir mi öyle? Sayın Cumhurbaşkanımız yerel seçimlerde sağdan çıkmışsın bize özellikle düşünelim. Bunu anlayan da dinlerimiz. Büyük birlik şu anda kurumsal olarak destekliyor tabii değil. Mesela onu da örneği vereyim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 1. 31 Mart'taki seçimlerde Sivas'tan başladı biliyorsunuz. Biz ondan evvelki başkanlık ve milletvekili seçimlerde ne yaptık? Sayın Cumhurbaşkanımıza Cumhur İttifakı şeyleri, kanunları gereği ne yaptık? Başkan seçtik. Ben dahi oy verdim. Hatta bu Cumhur İttifakı'na dahil gittim. Boyu Trabzon'daydı. Gittim Cumhur İttifakı'na oy verdim. Belediye başkanlığıyla. Peki bir şey soracağım. Bakın bitireyim de gelirim. Nereden nereye geleceğim? Şimdi kırgınlık dedi ya Sayın Başkan. Kırgınlıkları geleceğiz. Bakın şimdi oraya geleyim mi? Devam eder Sayın Başkanımız. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verdik. Hatta bu seçimde ben Trabzon'a gidip oy kullandım ben Cumhur İttifakı'na. Sadece belediye meclis üyesi üyeliğine Büyük Birlik Partisi'ne oy verdim. Çünkü için bu bizim meselemiz ve devam edecek olan bu ülkede ülkenin sigortası olan bir harekettir. 7.000 bir davaya gidecek bir harekettir. Zamanı onda gelecektir ve yakındır da. Şimdi bu alanda bu arkadaşlarımız yönetiyorsa biz bunlara köstek olmuyoruz Sayın Başkan dediği gibi. Fikir verelim, proje takdim edelim, üretimden vatandaşın ülkemiz kalkınsın diye istiyoruz. Yoksa kimsenin ayağına çevre takmak gibi bir lüksümüz yok. Zaten böyle bir tavrımız da yok. Biz Muhsin Başkan'ın kardeşleriyiz. Muhsin Başkan kimsenin ayağına çevre takmış değil. Biz de takmayız. Çünkü çevre takıyorsak demek ki ülkemizin ayağına takıyoruz demektir. Yönetenler seçildi geldi. Seçenlere de saygımız var, seçilenlere de. Size bir şey sorayım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız gitti, Cumhurbaşkanı Sivas'tan başlattı değil mi kapağımızı? Peki. Cumhurbaşkanımızı biz başkan seçtik, milletvekillerini seçtik, yerel yönetimlere döndük. Biz bekledik ki, Sayın Cumhurbaşkanımız diyecekti ki, işte burası Muhsin Başkan, Muhsin diye rahmetli Muhsin Başkan'ın şeyindeyiz, evindeyiz. İlk buradan başladım Sivas'tan. Bize oğlum kardeşleri bize görevlerini yaptılar. Genel seçimlerde bizi desteklediler, başkanı seçtiler, bizi seçtiler. İşte milletvekili seçimlerinde gereğini yaptılar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Cumhur İttifakı'nın bir yerel seçimleri geliyor. Bu seçimlerde de geldi, yerel seçim geldi, kapıya dayandı mı kardeşim? Burası Muhsin Başkan'ın kardeşlerine yakışıyor diyecekti. Çekilecekti orada adayını. Ve ondan sonra bize pas verecek. Bak bakalım ne yapardık biz o zaman. Bunu yapmadı, aksine azarladı. Bir kısım kişiler burada belediye almaya çalışıyorlar dedi ve bizi aşağıladı. Ve aynı zamanda bazıları da bizimle hasbelkader fotoğraf çektirdiler gibi kelimeler kullandı. Kardeşim sen gittin Büyük Partisi'nin genel merkezine. Sen layıkıyla karşılanmadın mı? Karşılanmadın. Çünkü bizim örf adetlerimiz, dini, İslami geleneklerimiz ve Türk geleneklerine göre ülkemizin Cumhurbaşkanı gibi bizi şartlandırdı. Layıkıyla karşılandı, layıkıyla uğurlandı ve destekle verildi sana. Senin yapman gereken bu muydu? Bir şey soracağım. Kırgın mı Büyük Birlik Partisi? İşte kırgın. Kırgın. Bu kırgınlık Ankara ve İstanbul'da 31 Mart seçimlerinde sandığa gidildi. Sadece meclis üyeliğine oy atıldı. Yani 105 numara aldı Büyük Birlik Partisi. 16-15 ilçede meclis üyesi aday oldu aldı. 39'a düşün aday olsaydı 105-15 ilçede almışsa 105 bin gitti meclis üyeliğine verdi. Hilal Bey'i görmüyor da verdi. Gerisine çıktı. Gerisine döndü. Şimdiki dönem 1,5 ay sonra. Evet. Ne yapacaksınız? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ne yapacak? CHP var. 1,5 ay da kalmadı. 1 ay. Buradaki adası Sayın Cumhurbaşkanı. 21 gün. Evet.
Buradaki hatasını Sayın Cumhurbaşkanı gördü ki, Sayın Genel Başkanı saraya davet etti. İşte köşküler. Farkındasınız. Arba ne konuldu, ne konuşuldu bilmiyorum ama yani Sayın Genel Başkanı çıkıp işte bu yaptığı şeyden sonra, Sivas'ta yaptığı bu şeyden sonra Sayın Genel Başkanı dedi, biz gene Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı kendini bağlan. Biz Muhsin İnanıcıoğlu'nun arkadaşlarıyız. Bize yakışan nedir? Attığımız imzanın arkasına durmaktır. Ve bu imzanın arkasına duruldu ve duruluyor. Bu bir dersti. 31 Mart seçimlerinde. Dersi aldı, görünüyor Sayın Genel Başkan'ın. Davet edildi Sayın Genel Başkan. Artık ne söylediğini bilmiyorum. Derinden bilmediğim için. Ama Sayın Genel Başkan ne dedi? Biz APO'yla avukatların görüştürmesine her şey ne olursa olsun karşıyız ve şiddetle reddediyoruz. Çoğu hareketlerini tavsiye etmememize rağmen yine de imzamızın arkasında duracağız. Dedi ve çıktı. Şimdi şu ortamda bakıyoruz. Yani şu an atılmış olan konuşmadan sonra Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir aksama yok. Biz bir şey görmedik. Görmediğimiz için biz de kimseyi görmüyoruz şu an. Görelim, ölelim derler. Durumumuz şu anda belirsiz diyorsunuz. Evet. Destek ama biz gönlümüz ister ki, gönlümüz ister ki yani Devlet Bey de dediği gibi bizim seçmenimiz gidip de CHP'ye oy atmaz. Evet. Atmam. Şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum. Çok özür dilerim başkanım. Ben ilaveten bir şey demek istiyorum müsaadenizle. Dün itibariyle işte iftardaydık bir gün önce. İlimizin iftarı vardı. Alper Ocaklar ve Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanlığımızı tüm iftarı düzenleyen tüm can dostlara da Allah razı olsun diyoruz. Geçmişlerimizin rahmet olsun. Şehitlerimize nur olsun diyoruz. Özel olarak konuştu. Bizleri çağırdı. MYK üyeleri, genel başkan yardımcıları, ilçe başkanları, il başkanları. Özellikle bu konuyu, Cumhurbaşkanımızla olan konuşmayı ve Sivas'daki konuşmasıyla ilgili yorumlar yaptı. Turgutlu'daki olayı açıkladı. Turgutlu'da olan bir adayımızın yaptığı olayı mı söylemek istemiş Cumhurbaşkanımız. Yani, ama millet başka türlü anlıyor. Yani başka konusu, türlü anlıyor o fotoğraf. Fotoğraf konusu. Evet, fotoğraf konusu. Hani hasbelkader diyor, adamın biri diyor benim yanına resmini koymuş. Yani orada evet. Sivas'ta diyor ya. Yani sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapıyor. Öyle şey der mi? Yani, buna ya, istinaden bir açıklamasını görmedim. İşte gittim diyor, konuştum diyor. Ben sadece... Konuşmayı Sayın Genel Başkanı'nın arasında o gelişti. Görmüyorsun. Hayır açıkladı bak burada bizi açıkladı. Biz de ilçe başkanları olarak tüm halkımızı açıklıyoruz. Bakalım burada medyada canlı evet. Yayında anlatıyoruz. Ben şimdi sizden duyuyorum. Dün iki gün önce bak söz geldi söz istedim yani müsaadenizle. Evet, Sayın Değerli Başkan, düğüne evet. Kadar neredeydi? Bak ikinci seçim yaşayacağız. Burada o algıyı kırması için 31'i geçtiğiniz gün... zaman... Ben bu açıklama bu ve yine evet. İlginç bir şey daha söyledi, ilaveten söylüyor. Yine Cumhurbaşkanımızla görüştüm dedi. Biliyorsunuz ne yaptı? Bu şey konusunda, APO konusu, şey konusu kesinlikle bizim duruşumuz bellidir. Orada ne yapılırsa yapılsın, şöyle mi pazarlık yapılıyor, böyle hiçbirini biz kesinlikle bizim duruşumuz belli. Biz duruşumuzdan taviz vermeyiz. Biz dün ne demişsek bugün de aynısını diyoruz dedi genel başkanımız. Bunda mutabık. Sizin tarafımızda sorun yok. Evet. Sorun diğer tarafta. Evet. Biz de diyoruz ki görelim diğer tarafında samimi tabirini. Biz hepsini de tanıdığımız için rahat konuşuyoruz. Peki bir şey soracağım. Mehmet Bey evet. Size konuyu aslında değiştirmek istiyordum da. Şimdi Haziran'da seçimler var. Bir tarafta CHP, bir tarafta AK Parti. Ne diyeceksiniz? Şimdi bu konuda bugün itibariyle... Bugün itibariyle ben şimdi partinin şu an temsil noktasında olmadığım için kurumsal bir şey yapamam. Evet. Bir konuşma yapamam. Ancak partinin kurucusu ve davanın bir yeri var. Şimdi şahsi görüşüm ancak buradan yansıtabilirim. Ben şu anda yani sandık, yani Cumhurbaşkanlığı bize karşı, bize yönelik bir açıklamasını, bir sempatisini görmediğim için sandığa gitmeme yönünde şu an kendimi konuşlandırıyorum. Peki. Ama Sayın Bilal Bey'in şunu da söyleyeyim. Sayın Bilal Bey'in bu İstanbul'da gezmiş olduğu kanaat önderleri dediğimiz kendi çapında kanaat önderleri nezdinde bizim cemiyet hariç herkesi ziyaret ettiğini gördük. Bizim boyunca ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Şimdi bize ne aradı ne sordu. Bir örnek vereyim size. Şişli ölçeğinde bir örnek vereyim. Bu da bir örnek olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şişli Belediye Başkanı adayı Muammer Keskin.
Adam tamam bilmem. Bir gün telefonum çalıyor seçim arifesinde. Merhaba demiş. Merhaba dedi. Ben dedim Muammer Keskin. Dedim bizim akrabada bazı soyadlar var. Keskin soyadlar da var. Dedim siz kimin oğlusunuz? Ne yapıyorsunuz? Servali olan beni öyle aldım. Dedim mi? Evet. Beni hiç aklıma gelir mi? Beni Şişli Belediye Başkanı da Muammer Keskin'i arayacak yani. Yok yok dedi. Ben dedi Yüce'ye ben Şişli Belediye Başkanı da Muammer Keskin'im. Sizinle görüşmek istiyorum dedi. Çünkü geçenimizde yaşayan, ikamet eden, siyasi görüşün ne olursa olsun üst düzey siyaset yapmış beyefendileri, arkadaşlarımdan Şişli'de görmeyen, bizim göremediğimiz eksikleri dinlemek istiyorum. Ne yapmamız lazım bu Şişli'ye? Sizin fikirlerinize danışmak için sizinle görüşmek istiyorum. Sizinle randevu talep ediyorum dedi. Dedim o zaman saat işte yarın saat 2 gibi uygunsanız ben sizi bir yemekle ağırlayayım dedim o zaman. Hay hay dedi. İstanbul Milletvekili bir arkadaşım sabah çıktı geldi. Evet toplandık. 2 saat sohbet ettik. Adam bize Şişli'de ne eksik görüyorsunuz? Biz bunları yaptık, sorduk, söyledik. Not aldık. Sahaya indi. İlk benim söylediğim eksikleri düzeltmeye başladı. Adam şey söylüyor. Benim de canım belediye başkanı. Sever, sever. Bu vatan Ardahanlı bir beyefendi. Benden büyük 65 yaşlarında. Hocayım ben şimdi soruyorum sana. Yani Kemal, pardon Binali Bey. Yani Cem Bey beni buldu da veya Cevdet Bey'i buldu da Binali Bey bizi bilmiyor mu zannediyorsun? Ben yok demiş. Senin yok. Benim de talebim yok. Talebim yok ama arayan arıyor. Senin benim oyuma ihtiyacın varsa. Hayır. Bu da kurumsal olarak. Hayır. Kurumsal olarak aramışsınız. Yoksa şahıslarına dikkat tamam. Şimdi bulunduğun bölgede İstanbul'da mısın kardeşim? İstanbul'da bazı isimler vardı ki bir gün çaldığı zaman istediği şeyleri yaptırabilen isimler vardı siyasi ayrılanlar. İşte ben öyle bir sormadım ki. Hayır biz kendi adımıza bu konuda mütevazı değiliz çok şükür emeğimiz var. Yani 32, 35, 37, 40 yıllık bir emeğimiz var. Bunun bir karşılığı var insanlarda. Niye var? Çünkü biz kimsenin başına basmadık siyaset yaptığı bu süre içerisinde. Bizim ayaklarımız yere bastı. Hiçbir zaman makam kaygısı içerisinde olmadık. Vatan belgesi içerisinde olmadık. Bu arkadaşlarımız da seçildi geldi 17 yıldır hizmet yapıyorlar. Binali Bey de Ulaştırma Bakanlığı'nda yapmış olduğu hizmetleri son derece takdirde. Vatan kaygısı var mı? Onu bilemem. O onların bileceği. Girmek istiyorum, özür dilerim. Var, pardon. Aynen. Özür diliyorum, pardon. Ben CHP'nin içinde böyle adamlar tanıyorum ki aynı bizim gibi vatan kaygısı var. Bakın soru şu, CHP'nin vatan kaygısı var mı? Kurumsal olarak bir şey diyemem. Zihniyete bir şey diyemem çünkü bana göre de şu an yok. Tamam. Kurumsal olarak. Ama öyle CHP'ler var ki aynı bizim gibi düşünüyorlar. Tamam. Şimdi bu anlamda Sayın Binali Bey bizi bulamaz mıydı? Yanında nasıl yapacağımızı Oflu ilçe başkanını buradan göndereceğim hesapları yaptı. Bu anda mevcut ilçe başkanı. Buna varmak zorundasın. Oflu veya Erzincan ne olsa olsun. Biz sana oy vereceğiz. Sen bilir misin? Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz yazık. Binali Bey kendini kanıtlamış bir adam. Yani Ulaşma Bakanlığı'nda çok kıymetli hizmetleri olan bir devlet adamıdır. Bana sorarsan ben meclis başkanlığından gelip İstanbul'u yönetir miyim? Gelmem. Ama gelmiştir. Cumhurbaşkanlığına uymuştur. Yol arkadaşlığından işte kendi aralığında yokudur. Hatırını kırmamıştır. Gelmiştir. Eyvallah. Başka kırgınlıklarımız da var. Onu demiyorum ama İstanbul genelinde söylüyorum. Binali Bey'in kanaat gönderileri konusunda bizim kanattaki insanlara büyük bir camiasında kimseye görüşmüş değildir. Ben bunu biliyorum. Bu kadar basit. İstanbul'da bizi bulacak. Bize Mustafa Bey değil. Mustafa Bey Ankara'dan tamam. Ben Cumhur İttifakı'na destek veriyorum. Çok kurumsal yapmışsınız. Eyvallah. Ama ben vatandaş olarak İstanbul'da karşılığımda ben kime oy vereceğim, karşımda adam muhatap görmeyince ben niye vereyim abi? Çünkü ben partinin şu an yöneticisi değilim. Seçmenim. Bak gitti. Hilal Gül'ü gördü vatandaş. Verdi ona. 15 yıl 105 bin oy. Şimdi gördün 105 bin oyu. Ne oldu? Mustafa Bey'i davet ettin. E tamam. Hatanı gördüm, döndüm. Buna da kabul ediyoruz. Çünkü bizim görüşlerimiz aynı insanlarız yani. Müslüman, inançlı insanlara. Bir cumhurbaşkanı ülkesinde cemaatine namaz kıldırabiliyorsa ne hala, ne güzel bir şey. Biz buna çok güzel bakıyoruz ama şöyle bakıyoruz. Cumhurbaşkanı evet. Yabancı da değil. Evet. Yabancı da değil yani. Peki. Şimdi biraz konuyu değiştirmek istiyorum. Evet. Ama ben girmedim evet, oraya. Ben özür dilerim. Bana açıkmasa konuşmam lazım. Patlarım yoksa özür dilerim. Unutmayayım inşallah. İki şey var. Bir, ben Büyük Türkiye'ye talibim. Adriyatik'ten Çift Seddi'ne kadar kaynaşmış bir Türk-İslam dünyası istiyorum diyen Muhsin Başkan'ın yolundaysa ben Büyük Türkiye'ye talibim.
Büyük Türkiye'nin önüne çıkacak engellere, şöyle hani Fatih Altaylı'ya dedi ya, elinin tersiyle kimmiş onlar derim dedi ya, hani mekanı cennet olsun, şey midir nedir, hani ülkeyi karıştırmaya, devlet içinde devlet olmaya ben Büyük Türkiye'ye talibim. Öyle Büyük Türkiye'ye talip olanlar küçük hesaplar yapmazlar. Biz ülkeler peşindeyiz, Kızıl Elma peşindeyiz, Turan'ın peşindeyiz. O küçük şeyler, küçük hesaplık peşinde değiliz. İmamoğlu iyi olabilir, şu iyi olabiliyor. Biz şahıslar peşinde değiliz. Büyük ülkeler peşindeyiz. Bu bir. İkinci, bu biraz önceki konuya ilave ettim. Bu konuyu söylemek istiyorum. İster İmamoğlu'na veririz, ister Binali'ye veririz. Ama biz Büyük Türkiye sevdalısıyız. Bunu unutmayacağız. İkinci bir olay. Bir il ocak başkanımızla hasbihal ettik. Çok güzel bir sohbet ortamında. O kadar güzel bir şey dedik. O kadar duygulandım ki. Şu anda ne bekliyoruz biliyor musunuz dedi. Hiçbir zaman biz Cumhur İttifakı'ndan vazgeçmeyiz. Muhsin Başkanımız da son Ocak Başkanı bu arkadaş. Ama biz ne bekliyoruz biliyor musunuz? Ay biraz önce sizin dediğiniz gibi katılıyorum size başkanım manada. Binali Bey'in gelin çocuklar deyip ülke ocaklarına, altın ocaklarına gelip gelin çocuklar ben zamanında böyle demiştim. Kazadan kaza çıkarmayın demiştim. Ama hata etmişim, kuluz, şaşarız, beşeriz diye böyle bir şey demesini bekleriz dedi. Tüm Alperenler, tüm İstanbul Alperenleri, tüm ülkülaşlar Cumhur İttifakı'na bir an oy verecekler dedi. Biz bekliyoruz dedi yani. Böyle bir şey bekliyoruz dedi. Ve neredeyse kalkıp elinin yüzünden öpecektir. Çünkü o başkanın özür dilerim de aynı Cevdet Başkan'ın dediği gibi 15 Temmuz gecesi sabaha kadar İzmirlerden tankların üstüne çıkan insanlardan biridir. Buyur başkanım. Evet. Bir maddeniz daha çıkıyor. Tabii ki. Sayın Binali Bey, Sesim Saddi Mahallinde Şişli MHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ediyor. Evet, evet. Aynen. Yavuz Tevdiyoğlu, bizim Cedit Bey'in çok yakın akrabası. Bizim evladımız, az bir çocuğumuz. Yanında hemen karşı karşıya bir başkanlığı. Aynen. Nezaketen. Buraya geldim ama Büyük Birlik Partisi'nin başkanlığına çıkıyor. Kim var orada falan diye. Ben buradan muzdaribim kardeşim. Ben Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu olarak, Muhsin Gazicioğlu'nun bir kardeşi olarak ben bu hareketini de yanlış görüyorum. Beni aramasın. Ben göreyim ki yıl başkanlığına geldi. Yani beni aramasındaki kayıt, yani o örneği o yüzden veriyor. Benim yıl başkanlığına geldi mi? Bana gelmiş demektir. Ben bunu böyle sayarım. Beni aramasın. Yıl başkanlığına gelsin. Oradaki yöneticileri ziyaret için ilçe başkanlarına toplantı arkadaşlar hep beraber demin dediği gibi. Yani biz lokalde kendimizi arasın derken Şişli ilçe başkanı, belediye başkanı adayı beni aradı, ilçesindeydi diye. Ama İstanbul genelinde geldi, il başkanlığımı ziyaret etti mi, beni ziyaret etti mi? Ben ondan sonra şeklime konum o zaman senin verdiğin sorunun cevabını çok net bir şekilde veririm. Sen belki de geleni yaparım. Geldin oraya, balkondan bakıyorsun, bağırıyorsun, duyuyor il başkanı orada. Ne yani? Bu çok hassas bir konu. Burada kimden korktun da geçmeden oraya diye sorarlardı. Bu kadar basit. Peki kimden diğer soruyor muyum? Sorma. Ben öyle soruyorum. Birinden mi korktun da geçmeden? Diğer bir soruya. Bu insanlar o da burada yani. Destek istiyorsun fakat oradan inip de yani ilçe başkanlığında varsın, ilçe başkanlığına çıkmıyorsun. Bu ne demek? Biz yani aklımızı beynine kırdı değil mi? Saçları da tabiri caizse değirmeni de artmadı Sayın Başkan yani. Şimdi ben çok teşekkür ederim. Çok özür dilerim. Saat 18.15 son 40 dakikamız. Ona göre toparlayalım. Cevdet Bey'e dönmek istiyorum. Cevdet Bey, S-400'ler alınmalı mı? Alınmamalı. Varsa S-600 bile alınmalı. Allah razı olsun. Aynen. Büyük Türkiye sevdalısı. Cevdet Başkanım. Allah razı olsun. Evet. Bunun hesabı yapılamaz. Bu milletin kanının hesabı olmaz. Vallahi. Çok net bir şey söylüyorsunuz. Kardeşim, sen bana de ki, ülkem zor durumda. Ayakta duramıyorum. S-400, S-500, S-600 alacağım. Allah muhafaza, NATO'nun herhangi bir kanadından bana füze geldiğinde bir evladımın burnunu kanatmayacak sistemi kuracağım de ama benim de durumum şudur de gel şu varlığı paylaştığımız gibi yokluğu da paylaşalım de elimizde avucumuzda ne varsa verelim.
Ama biz kırgın olduğumuz kısım başka bir kardeşim. Bizim kırgın olduğumuz şey başka. Yani S-400'ün alınması ya bu gündem bile değil. Böyle bir şey sorulamaz. Alınacak mı? Tabii ki alınacak. Şu var. Ama benim kırgınlığım o zamana kadar, onun alınıncaya kadar yapılan süreç içerisinde insanlar arasındaki ayrımı artık ortadan kaldırması, kırgınlıkların ortadan kaldırması ve bizim ilahi kelimetullah diye nitelendirdiğimiz, dünyaya nizam vermek diye nitelendirdiğimiz davanın ahdilerin ortadan. Düşülemek değil. Herkesi gelelim de Müslüman edelim. Hayır, böyle bir derdimiz yok. İlahi kelimetullah diye bahsederken biz böyle bir şeyden de bahsediyoruz. Olurlarsa başlarımızın üzerinde yapalım. Tabii ki gönülden seviniriz. O ayrı bir şey. Ama bu adalet meselesi. Bakın ben 1994'te belediyeciliğe başladım. Belediyeciliğe başladığımızda yöneticilerimizin arkasında rüşvet alanda verenler medundur yazar. Belediyeciye başladığımızda. Bir dönem geçirdikten sonra o tablolar indi, onların yerine besmele asılmaya başladı. Bir dönem geçti, besmeleler indi, onların yerine küfi harfler yer almaya başladı. Şimdi gidin, şimdi gidin, o yerlerde bakıyorsunuz ki İslami sembolizeden evru gibi vesaire gibi sanat yer almaya başladı. Bu aslında bizim çöküşümüzün resmen fotoğrafı. Sen S-400. Bunu nesine tartışacak? Yarın öbür gün Yunanlı bir taraftan bana füze atacak, Amerikalı öbür taraftan füze atacak da ben S-400 alayım mı almayayım? Evet. Ya Çin'de başka bir 400-500-600 varsa onu da. Tamam. Hatta sen üret. Peki Avrupa Birliği'nden çıkmalı mıyız? Artık bu bir yerde noktalanmalı mı? Bu şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Avrupa'lık ya bir şey bir yerden çıkabilmek için orada var olmak lazım. Biz hiçbir yerde değiliz ki nereden çıkacağız? Biz Avrupa Birliği'nde değiliz. Yani noktalamak. Hiç gerek yok. Şu an hep virgüllerle gidiyoruz. Hiç sakıncası da virgüllerle gidiyoruz. Biz yırtılmayalım. O kriterler, Avrupa Birliği'nin kriterleri vesaireleri var ya, o kriterleri biz yerine getirelim. Yani biz çekildik demenin manası yok. Çekilmesen de, çekilsen de durum aynı. Ha ben Avrupa Birliği'nin ana mantalitesine karşıyım. Girilmesine karşıyım. Bir Hristiyan kulübünün içerisine, bir Müslüman dünyanın girişine karşıyım. Bu şekilin böyle olması dolayısıyla karşıyım. Halbuki bu eğer ticari anlamda bir birliktelikse, eğer dünya vatandaşlarının içerisine ulusal yapımızı, kendi mantığımızı var etmek kaydıyla, o kültürümüzü de var etmek kaydıyla, inancımızı var etmek kaydıyla bizim üzerimizde son, en son karar verici, yani inancıma rağmen, efendim düşünceme rağmen, örfüme, adetime rağmen bütün bunları yok sayarak karar verici başka bir inancın temsilcisi başında olursa böyle bir şey olamaz. Böyle bir şeyi kabul edemem, böyle bir şeyi reddederim. Her zerreme kadar reddederim. Onun için efendim noktalamalıyım biz. Yani noktalasanız da bir şey dedim ya, biraz önce bahsetmiştim. Hamaset ile hani hamasi siyasetle gerçek siyaset arasında, yani realite arasında bir bağlantı olması lazım. Hamaseti yaparsanız da bir doğruluğu olması lazım. Şimdi girmeli miyiz? Tamam, gidin sokağa, belki de %80'i girmeliyiz diyecek. Peki soruyorum size, girecek miyiz? %80'ine sorun, hayır diyecek size. Peki neyin kavgası bu? Peki biz niye ses çıkartmıyoruz? Diyoruz ki adam kriterleri düzeltti. Bu kriterleri düzeltti, bu insanların işine yarar. Yani adaleti yaygınlaştırır. Bu insanların zenginleşmesini, refaha yaygınlaştırır. İşkence denilen şeyi ortadan kaldırın. 12 Eylül dönemi kardeşlerimizin cezaevlerinde, rahmeti şehidiminde, Mamak'ta çektiklerini unutmayın. Yani bütün bunları artık kaldırın. İşler bunlara dönsün. Orada biz kendi düşüncemizi, kendi savunumuzu anlattığımız zaman bu insanlar zaten bizim yanımızda yer olacaklar. Ben üretiyorsam, ben ucuza üretebiliyorsam Avrupa Birliği beni almak zorunda. Neyi mi? Kendim alması. Ben bayram vermiyorum zaten. Benim ürünümü almak zorunda. Benim vatandaşımı oraya almak zorunda. Ne zaman üretirsem, know-how verebilirsem,
ay yansıtmayı ben yapabiliyorsam, enerjiyi ben üretebiliyorsam, benim oradan borusu geçiyorsa beni yanmak zorunda. Benimle birlik olmak zorunda. Ama ben orada olmak zorunda değilim. Çünkü ben kendi kimliğimle, kendi kültürümle, önce kendi soydaşlarıma, yani Türk Cumhuriyetlerine, sonra bu soydaşlarının da etrafını kavrayan, kavrayan İslam dünyasıyla beraber hareket etmek zorundayım. Şunu demiyorum, ben Batı'ya sırtımızı dönerim. Hayır, bizim yelpazemiz geniş. İki pozisyon geldi ama asıl olan benim kültürüm, benim inancım ve benim insanımın refaha olmalı. Evet. Şu anda bir ekonomi yönünden düşündüğümüzde Türkiye'de fuarlar düzenleniyor. Hı. Ve Türkiye fuarlarda gerçekten de profesyonel çalışmalar yapıyor. Başarılı çalışmalar yapıyor. Dünyanın her yerinden, 3 sene öncesine kadar dünyanın her yerinden, Avrupa'sından, Amerika'sından insanlar Türkiye'de düzenlenen fuarlara geliyorlardı. Çünkü ben fuarları çok iyi takip ediyorum. Şu son 1,5 yıldır sanki Avrupa insanı elini eteğini ticaretten Türkiye'de çektiği gibi bir pozisyon var. Gidin fuarlara, profesyonel bir fuara, hani normal böyle işte belediye günleri gibi değil, profesyonel bir fuara gidin. Orada 3 sene öncekiyle şu dönemki gibi ziyaretçi asla göremeyeceksiniz. Çünkü Avrupalı maalesef ve maalesef şunu Türk iş adamlarını karşısına almış durumda. Bu benim, yani siyasi olarak ben bunu söylemiyorum. Siyasi bir söylem değil. Psikolojik ambargo uyguluyor. Ambargo, ekonomik yönden ambargo. Psikolojik ambargo. Otomatik olarak sadece fuarlara gelmiyor iş adamları. Avrupalı ve Amerikalı iş adamları. Fuarlara gelenler kimler biliyor musunuz? Araplar. Arap iş adamları. İran iş adamları. Türkmenleri çok göremiyoruz çünkü ekonomileri şu an değil. Azeriler. Bunun dışında Avrupalı iş adamları görüyor. Ya sen Türkiye'de şu kalemi göreceksin. Bu bir üründür. Bunu alacaksın. Kendi ülkende satacaksın. Bu kalemden para kazanacaksın. Artık Avrupalı iş adamı Türkiye'ye fuarları ziyarete gelmeyi tercih etmiyor. Ama ülkenin Cumhurbaşkanı bekar sorunu var dediği bir ülkeye niye girsin ki adam? Ama adam gelecek, 3 gün kalacak, siparişini verip fuarda kalacak. Zeka sorunu olan ülkede güvenlik sorunu da var demektir anlamına geliyor. Ne zaman bir işin şey burada? Zeka sorunu şu 2 aydır var. 2 aydır. 3 aydır olur. 3 aydır söylenmiş. Genel seçimlerden beri var. Hocam, şimdi burada önemli bir şey var. Hocam, özellikle yaptan 15 Temmuz üzerine niye yaşanır? Bakın, o tarihten sonra bahsettiğimiz süreç başladı. Neden? Bakın orada çok lafınızı unutmayın lütfen. Bildiri vardı TRT'de. Evet, yayınlatılan heyman. Yurtta sırt, cihanda sırt bildirisi. Evet. O heyet, biz bu hareketi diğer ülkelerle ilişkilerin iyi olması için yapıyoruz. Bakın onu izleyin. Hatta başkanım siz bir bakabilirseniz eğer o bildiriyi bize şey konuşuyor. 15 Temmuz bu akşamı. Evet, o TRT'de. Onu bir dinleyelim bakın. En son birkaç kez diyor. İşte. Biz bu hareketi diğer ülkelerle ortamı düzeltmeye çalıştık. Değerli başkanım. Şimdi sadece kastettiğim var ya. Kastettiğim tam da 15 Temmuz'da biz niye sahadayız? Niye canımızla, evladımızla, kardeşlerimizle topun namlının önündeydik? Bu şaka değil. Evet. Yanımızda insanlar düşüyorlar, onları arabalar bitince de motosikletlere yüklemeye başlıyoruz. Bir taraftan çekim yapıyoruz, hala kayıtları duruyor. Bir taraftan çekim yapıyoruz, bir taraftan kardeşlerimize motora bindiriyoruz ki gözüksünler diye. Ne yaşandı bu süreç? Bu sürecin yaşanma sebebi belliydi. Ondan sonra işte o söylemiş olduğumuz süreç başladı. Yani size ambargo uygulayarak ancak sizi bize getirebileceklerin hesabını yaparlar. Çünkü orada bu yapı öyle bir yapı ki her tarafa yayılmış. Dolayısıyla o
şu anda bile Amerika'da bakınız. Konuşamıyorsunuz ya. Konuştuğumuz zaman bir lobi size cevap veriyor. Hiç alakası olmayan birileri bir ticari lobi size cevap veriyor. Yani sizden taraf olmuyor. Neden böyle bir şey yaptığınızı soruyor. Demek ki orada iyi örgütlenilmiş zamanında. Şimdi de o gelen fuara gelenlerin yapısını da örgütler vasıtasıyla ağırlıkla yönlendirmişler, yönetmişler. Şimdi aynı şey Afrika üzerinde söz konusu. Dolayısıyla ne oldu? Siz yavaş yavaş o insanlar çekildiğinde o adamların da geri çekilmesini sağlamış olur. Çünkü bağlantı sizin değil. Bağlantı bu yapının, bu sistemin. Şimdi size düşen ne? İşte biraz önce Mehmet Bey bahsetti. Yakutistan'la nasıl gidip de bağlantı kuracaksan kalkacaksın, gideceksin. Yeni baştan Amerika ile, İngiltere ile, Fransa ile oradaki kişiden ibaret değil, bir lobiden ibaret değil buralar. Paraysa parayla, güçse güçle, tavırsa tavırla, duruşsa duruşla, ne gerekiyorsa, evet, hangi türlü yapılması gerekiyorsa o bağlantıları devlet düzeyinde kuracaksınız. O fuarları yeni baştan dolduracaksınız. Siz üreteceksiniz, onlar satın alacaklar. O bağlantıları gerektiğinde onların ürünlerinin ham maddelerini alıp karşılığında bak ben bunu senden alırım ama şu kadarlık ürün sana vermek kaydıyla bir yere alacağım. Varsayız dediğimiz sistem. Eyvallah. Aynen. Dolayısıyla ne olacak? Mübadele olmaya başladığı zaman o zaman işin rengi değişecektir. Niçin yerelden yönetim, yerelden işte yerelden dememizin sebebi bu. Bunu bilip Cumhurbaşkanı yapamaz, bunu başbakan yapamaz ama bunu bir belediye başkanı kendi ilçesinde, kendi ilinde üretmiş olduğu bir ürün için yapar, kalkıp meclis üyesini oraya gönderir, o bağlantıyı kurar, vatandaşı da buna ortak eder, gelirin %90'ını da vatandaşa dağıtır, konu biter. Sen zengin olursun, o insanlar buraya gelirler, ekonomi yükselir. Aslında bu kadar basit bir denge bu. Bu kadar basit bir denge. Ama bu dengeyi sağlayabilecektir esas olarak. Peki bunu sağlamak için ne yapacaksın? Kademeler ortadan kaldıracaksın. Kucaklayıcı olacak. Herkes seninle beraber olacak. Nasıl yapacağını, trenden düşeceğiz, biner mi binemez mi hesabı yapacaksın. Eğer bu bir Allah'ın davasıysa, parti, siyasal partiyse cehenneme kadar yok. Ben böyle işte bu. Ama burada bir dava yapıyorsan, adamına dava yapıyorsan cümleyemezsiniz. Olmayacaksın. Cümleyemezsin kardeşim. Benim treninden ben bir daha bilemez. Allah'ın davası ise Allah'ın treninden inen bir daha biniyor. İnen bir daha biniyor. İnen bir daha biniyor. Sen gidemiyorsun. Böyle bir dünya yok. Hayrola Bey hazır mı? Şey? Hazır da size danışmadan yayınlamak istemedim. Bak görüyorsunuz şu anda videolar var. Onu evet. Videoları mı izletiyoruz? Ne yapıyor? Onu okutulan darbe bildirgesi. Ben başlayacağız. Şurayı mı? Onu okuyor. Bakın. Okuyor. Yani okuyalım mı? Açalım. Açalım sesi. Bir yayına da verelim. Biz de dinleyelim. Orada şey diyor. Bu diğer ülkelerle ilişkilerin iyi olması için yapmıştır diyor. Bir dakika. Alıyorum o zaman. Evet. Yayını alıyorum oraya. Evet. Yayını verelim. Müsaade edin. Orada demek ki şu var. Bu darbe girişimi diğer ülkelerle ilişkilerin iyi olması için yapılıyor. Ben tabii bütün bunları amenna. Ben bütün bunları söylerken. Orada açık açık söylüyorum. Birkaç kez söylüyorum. Ben onu duyduğumda şok oldum. Yani bunları ben bir Birlik Partisi adına söylüyorum. Çünkü bu bir dava partisi. Aynen öyle. Ben böyle görmek istiyorum. Onun için de kucağınızı açacaksınız. Açıyorum kim efendim. Varsa, kim varsa benimle beraber hareket etmek durumunda. Her kim ki büyük Türkiye'ye sahip olması lazım. Büyük Türkiye'ye sahip olması bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşları, sistematik bir şekilde sürdürülen anayasa ve kanun ihlalleri, devletin temel nitelikleri ve hayati kurumlarının varlığı açısından önemli bir tehdit haline gelmiş Türk Silahlı Kuvvetleri de dahil olmak üzere devletin tüm kurumları ideolojik sahiplerle dizayn edilmeye başlanmış ve dolayısıyla görevlerini yapamaz hale getirilmiştir. Gaflet, dalalet ve hatta viyanet içerisinde olan Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri tarafından
temel hak ve hürriyetler zedelenmiş, kuvvetler ayrılığına dayalı laik ve demokratik hukuk düzeni fiilen ortadan kaldırılmıştır. Devletimiz uluslararası ortamda hak ettiği itibarını yitirmiş, evet, ve evrensel temel insan haklarının göz ardı edildiği korkuya dayalı otokrasiyle yönetilen bir ülke haline getirilmiştir. Siyasi idarenin aldığı hatalı kararlarla mücadele eden geri durduğu terör tırmanarak birçok masum vatandaşımızın ve teröristle mücadele eden güvenlik görevlilerimizin hayatına mal olmuştur. Bürokrasi içerisindeki yolsuzluk ve hırsızlık ciddi boyutlara ulaşmış, ülke sathında bununla mücadele edecek hukuk sistemi işlemez hale getirilmiştir. Bu ahval ve şerait altında Yüce Atatürk'ün önderliğinde milletimizin olağanüstü fedakarlıklarla kurduğu ve bugünlere getirdiği Cumhuriyetimizin koruyucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin ve devletin bekasını devam ettirmek, Cumhuriyetimizin kazanımlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bertaraf etmek, hukuk devleti önündeki fiili engelleri ortadan kaldırmak, milli güvenlik tehdidi haline gelmiş olan yolsuzluğu engellemek, terörizm ve terörün her türlüsüyle etkin mücadele yolunu açmak, temel evrensel insan haklarını nesep ve etnisite ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız için geçerli kılmak, laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal düzeni yeniden tesis etmek, devletimizin ve milletimizin kaybedilen uluslararası itibarını yeniden kazanmak, uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir değişikliği yapıyoruz. Biraz geri alıp verelim. Bu kısmı. Uluslararası itibarı istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur. Devletin yönetimi teşkil edilen Yurtta Sulh Konseyi tarafından deokte edilecektir. Tamam, buradan da sizi biliyoruz. Tamam. Evet. Şimdi mesele bu mudur? Mesele bu. Tamam, mesele güzel. Şimdi sen bizim dediğimizi yapmadın. Biz de senin fuarlarına da gelmiyoruz. Seni... Eyvallah. Yalnız her şeyi yanlışlaştırıyoruz. Ambargo koyuyoruz. Evet, şimdi sevgili sen. Mesele bu değil. O zaman Büyük Birlik Partisi de kucağını açacak kendi evlatlarına. Evet. Aynı parti de kucağını açacak evlatlarına. Evet, evet, evet. Sonra kesinlikle bunlar gerektiğinde vatan adına birlikte hareket etmeyi de bilecekler. Kesinlikle. Milliyetçi Hareket Partisi de kucağını açacak hem kendi evlatlarına hem etrafındakilere. Bunlar birlikte hareket etmeyi bilecekler. Yetmez. Saadet Partililer de aynı şekilde kucağını açacaklar kendi evlatlarına. O zaman bir olmaktan bahsedeceğiz. Aynen, o zaman, o zaman fiili olarak diyeceğiz ki, ha şimdi eksiğimiz ne Cumhuriyet Halk Partisi? Diğerlerin hepsi yanımızda. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, o zaman şu soruyu sorabiliriz. Vatandan yana mısın? Vatandan yana. Vatanı satan. Aynen, aynen, aynen. Evet. Bunu o zaman diyebiliriz. Yani ama ben kendi evlatlarıma bile kucağımı açmayı bilmiyorsam, efendim benim gibi düşünen diğer partileri yan yana gelebilmeyi bilmiyorsam, sadece bir takım çıkarlardan dolayı onları kırmanın peşine gittiysem, bugüne kadar kırdıysam, hiçbir şey bekleme hakkına sahip değilim ya. Benim bismillah deyip kendime, ya arkadaşlar niye bu insanlar bizim için bu kadar endişeliler? Niçin bu insanlar böyle endişeli bakıyorlar? Niçin bu vatanı anlamıyorlar? Neden satanları anlamıyorlar demeye hakkım kalmaz. Çünkü zemini ben bozdum. Eğer zemini bozduysam bir parti olarak o zeminde insanların düzgün yürümesini beklemek hakkım olamaz. Önce o zemini düzelteceğim. O zemini düzelteceğim ki insanlar onun üzerinde yürümeye başlayacaklar. O zaman benim samimiyetimi anlayacaklar. O zaman ya hakikaten sıkıntı var. Hakikaten kol kola girmeliyiz. Evet, biz çok net bir tabir kullanmak istiyorum, kusura bakmayın. Benim anlayışım rahmetli Nursin Yazıcıoğlu'nun ve rahmetli Erbakan'ın ortak paydasını bir düşünün. Bu ortak paydayla dünyaya hakim olmamak mümkün değil. Aynen. Mümkün değil.
Yani içerisinde inancın olduğu, içerisinde teknolojinin olduğu, içerisinde üretimin olduğu, içerisinde inovasyonun olduğu her şeyi. Her şey. Dolayısıyla eğer siz bu düşünceyi, efendim onlar o zaman işte ayrı bir konu olabilir. Bitti. Bitti. Şu anda zihniyet önemli. Hangi zihni meclisedeceksin? Hangi zihniyetle birlikte hareket edeceksin? Olayın özü, özeti bu. Ama bunun bizim Alperen Ocakları'nda bir tabir vardır. Kapıdan içeriye girersiniz. Diyor ki üstadın bir sözü var ya, sana bilmeyen ölçü sevgili peygamberim, sana uymayan ölçü hayat olsa tekrarım. Bu gerçekten inanarak yaparsanız. Eğer gerçekten bunu oraya gördüğünüzde orada duvardaki yazı olarak değil, kalbimize nakşedebilirseniz, eğer gerçekten bu insanlarla yola çıktığınızda aslım arkamda, kardeşim arkamda diyebilirseniz, o zaman başarılı olursunuz. Yoksa istediğiniz kadar yırtının. Onu kıracak yolda bırakacaksınız. Onu üzecek yolda bırakacaksınız. Bu bir parti olsa da böyle, bu bir devlet olsa da böyle, bu bir dernek olsa da böyle olmaz. Biz Mevlana'nın yaşadığı ülkenin müdavimleriyiz. Herkesi davet eden, evet, ailenin içerisinde haşarısı olacak. Ailenin içerisinde isyancısı olacak. Ailenin içerisinde, ya kardeşim bugün yok mu evladı eroinman olan yok mu? Gidip evladını mı vuruyor? Eroinman oldu diye ne yapıyor? Onu alıyor, tedavi etmek için elinden geleni yapıyor. Hayatını ona vakfediyor bu insanlar. Peki ben ülke olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türk insanları, Türk devletleri olarak, hatta İslam dünyası olarak bir büyük aile değil mi? Eğer böyleyse, o zaman bu işin şakası yok. O zaman kucağınızı açacaksınız. Gelebildiğiniz kadar geleceksiniz ve Bismillahirrahmanirrahim dediğiniz zaman o insanların tamamını kucağın içine davet edeceksiniz. Ama samimiyetle davet edeceksiniz. 3 günlüğüne, 4 günlüğüne seçimi almak için, aynen. Birlikte olmak için, birlikte dünyaya meydan okuyabilmek için çağıracaksınız. Bunun başka bir yol olduğunu düşünmüyorum ben. Aksi takdirde teknolojiniz olsa da bir şey yapamazsınız. O insanlar Avrupa'dan gelse de işte burada çay tabağı altlığı yaparsınız. En iyisini sizden satın alır gider. Onun üzerine de koyacağım şeyi, malzemeyi gelir size satar. 10.000 tane çay tabağı alır. Bir tane size parça verir. Parçası verir. Olur biter. Bu değil. Biz yerelden yönetimi hayata geçirmek zorundayız. Kendi kimliğimize geri dönmek zorundayız. Asıl olarak geri dönmek zorundayız. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu şehidini yeniden tanımak zorundayız. Rahmetli Erbakan'ı yeniden tanımak zorundayız. Bu insanları tanıdığınız zaman merak etmeyin. Allah yolunuzu açacak. Elhamdülillah. Allah size bütün yolları açacaktır. O zaman da size karada ölüm yok. Şahitler de güzel. Teşekkür ederiz. Yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz. Yönetmenimize Sayın Başkan'a süremiz kaldı. Evet. Hemen bakıyorum efendim. Ben bir deme yapıyorum. Hemen hazırlıyorum. Şimdi 15 dakika. Bu arada iki okulun arasında kalmış. Sen de Malatya'lı sağ değilsin ya. Direkt diyorum. Direkt diyorum. İki oklu, iki de Alperen yani. Evet. İki oklu, iki Alperen. Evet. Ben okulları gerçekten çok seviyorum. Allah razı olsun. Fahri oklu varsa böyle bir şey, bana ekibin müracaat yapabiliriz. Malatya'da Patrik geldiği dairede çok dostlarımız var. Evet. Çok yakın bir konu var Malatya'da. Ben şimdi Sayın Başkan'ın çok güzel bir konuşması oldu. Ona ilaveten ne dedik? Masa diyoruz. Aha da masa. Türkiye'de masayı kurduk mu? Kedi birlikleri, büyük birliği sağladık. Büyük birlikten geliyoruz Kızılırmamıza. Türk İslam Birliği. Bütün Türk ve Müslüman İslam coğrafyasının ağabeyi durumunda olacağız. İşte bu nereden başlar? Yerelden genele yöneterek, üreterek, yerel yönetimden genele aksettirerek, genelden dünyadaki bütün Türk ve Müslüman kardeşlerimize. Hatta bunu bir adım daha ileri gidiyorum. Sayın Başkanım dedi, her devlete, her yabancı devlete örnek olacak şekilde kahve tabağı ve çay tabağı altlığı değil. Altlığı onlar üretsin, biz onlara şey verelim yani
içtiklerin tarihi de o kolay anladın mı? Bunu demek istediğim şudur yani evet. Bunu sağlamamız lazım. Bu birlikteliği sağlamamız lazım. Ben size şunu sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi Rusya'ya bakıyorsunuz, böyle haritaya baktığınızda devasa bir ülke. Amerika'ya bakıyorsunuz, devasa bir ülke. Türkiye'ye bakıyorsunuz, küçücük bir ülke gibi gözüküyor. Şimdi Türkiye bir çatı ülke olabilir mi? Etrafındaki ülkeleri Irak, Suriye, İran ve diğer Azerbaycan, Pakistan ve diğer ülkeleri bünyesine katıp Rusya gibi Amerika gibi bir oluşum yapmaya mı çalışıyor acaba? Hani bu ülkeler bu kadar Türkiye'nin üzerine geliyor. Türkiye böyle Rusya gibi, Amerika gibi büyük bir ülke olabilir mi sınırlı? Ben coğrafyayla bu iş endeksli değil. Bu iş coğrafyayla endeksli. Neden endeksli? Şöyle değil, bak şunu söyleyeyim. Türkiye hasbelkader tesadüfen dünyanın kavmiyiz. İnsan vücudunda en önemli erken kalpli çok küçüktür farkındaysan. Evet. İşte bizden örneği böyle verelim. Evet. Onun yanında beyin de diyebilirsin bunu. Evet. Ama kalp olarak tanımlayalım. Ama gerçekten Türkiye olmasaydı şu anda gerçekten demek ki İslam alemi tesadüfen dünya coğrafyasında Avrasya, Avrupa, Afrika ve Kafkasya sınırız. Demek ki kalbiz biz. Kalbiz, evet. Bu kalbiz biz farkındayız kalp olduğumuzun. Bunu Sayın Başkan'a ben pazı atayım. Oradan sonra devam etsin. Kalbi karşısına gidelim. İşin en önemli tarafı İşte bu gördüklere bak. Realiteyi bilmek lazım. Dünyanın bizim için ne düşündüğünü de bilmek lazım. 2023-2050 hedefleri içerisinde onların dinlen kuruluşlarının güdümünde oluşturulan kitaplara baktığımız zaman 2050'de Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin lider ülkelerden bir tanesi olacağını yazar. Bunun yazması rastgele bir işlem değil. Şimdi diyorsunuz ya onlara bir çatı olabilir mi? Olabilir. Ve olmalı mı? Bravo kardeşim. Niye olmalı mı diyorum. Ben istiyorsam, ben yapıyorsam olmalı. Yani ben kimim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. İrade benim, güç benim, anlayış benimse olmalı. Ama eğer Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek dışarıda bir güç varsa, o da bugünkü yapmaya çalıştıkları gibi liberal İslam diye yeni bir modeli, yeni bir farklılığı benim içime sokup da bu İslam, liberal İslam üzerinden diğer ülkeleri de kontrol altına alıp taşımayı düşünüyorsa Türkiye kendine gelmesi lazım. Türkiye bir hesap yapması lazım. Ben bu işi kendim nasıl yaparım? Ha bırakmayacaklar. Bırakıncaya kadar o zaman gücünüzü sağlam tutacaksınız. O zaman birilerinin boyunduruna girmeyeceksiniz. Liberal İslam'ı Türkiye'ye sokmayacaksınız. İslam'dır bunun ne liberali olur, ne ucu, ne radikali. İslam'dır. Ama şu anda Amerika'da ve Batı'da Türkiye için öngörülen liberal İslam diye bir model var. Bunun için çok ciddi bir çalışma var. 2050 yılında Türkiye'de liberal İslam var. Mantıkları bu. O liberal İslam olacak, Türkiye güçlü olacak. Diğer etrafındaki İslam ülkelerinin şemsiyesi olacak. Onun üzerinden de asıl güçler diğerlerine intibak edecekler. Diğerlerine onun vasıtasıyla sünni bir dünya olacağı için o taraf onun vasıtasıyla onu hareket ettirecekler. İstedikleri gibi oynatacaklar. Kurdukları 2050 senaryosu bu. Bizim kardeşlerimiz de kitapları okuyunca şöyle bakıyor. Aa 2050'de Türkiye, işte Çin olacak, Türkiye olacak. Ne kadar güzel. Yahu bunu sana birisi yazıp çizmiş. Bir baksana bunu niçin yazar bu adam? 2050 hesabı yaparken 3 tane, 4 tane think tank'in önemli isminin kitabında sen Türkiye Cumhuriyeti'nin bu 100 yıllık dünya vizyonu içerisinde, 50 yıllık dünya vizyonu içerisinde hala daha Türkiye Cumhuriyeti 2050'de lider gözüküyorsa bunun bir hesabını yapacaksınız. Efendim olsun mu olmasın mı? Derdimiz bu değil. Koşullar öyle şu anda. Oraya götürüyor. Peki yani, kim götürüyor bizi oraya? Yok
koşullar. Bak, öyle bir koşul götürüyor ki, diyor ki size S-400 alma, ben seni oraya öyle götüreceğim. Şimdi buna bir hesap yapın. Sen S-400'ü al bakalım, koşullar oraya doğru gidecek mi bu sefer yeni başlar? O zaman başka koşullar oluşacak. Hayır, ben i̇şte, o koşulları demedim. Mesela civarda, mesela Irak şu anda 8 parça olmuş durumda. Tamam, kim yaptı bunu? Sana hazırladılar. Bu düzeni hazırladılar. Bilmiyorum. Suriye paramparça. Libya. Ne demiştir Ahmet Erbakan? Suriye'ye geldikleri zaman bir iki sıra Türkiye'dedir. İran, ekonomi, bütün İran'ın iş adamları Türkiye'de. Eyvallah. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Türkiye, o yüzden ben söylüyorum. Türkiye bir çatı ülke olabilir mi? Canım. Bir Rusya gibi, bir Amerika gibi bir güç, bölgenin bir gücü olabilir mi? Şimdi, yanlışlıklar mutlaka olacak. Şöyle hamaset yapalım. Olabilir, harika olur. Yani şu gidişle S-400'de almayız. Böylece NATO istediğini yapar. Yok, bize S-400. Bize, yok, yani hamaset yapıyoruz ya. Evet. Ilımlı İslam'ı da onaylarız. Ne olacak canım? Yarın düzeltiriz falan deriz. Bütün nesli yok ederiz. Ondan sonra yok edilmiş nesille de bir çatı olup öbür taraflara bizim üzerimizden, bizim dışımızdakiler hükmeder. Böyle bir çatı olmaz olsun. Ama eğer kendi kimliğimle, kendi kültürümle, kendi duruşumla gelmek isteyenlerle beraber biz ne diyoruz? Önce Türk dünyası kardeş. Çünkü önce akraban, önce amcanın oğlu, önce dayının oğlu, önce kardeşin, önce çocuğun. Evet. Onun dinine bakmadan önce çocuğun dersin. İnancına bakmadan önce çocuğun dersin. Ama onun dışında da önceyi eş öncelikle İslam dünyası. Şu hataya da düşünelim. Biz önce Türk dünyasını halledelim, sonra İslam. Hayır. Türk dünyasıyla eş zamanlı olarak İslam dünyasıyla dünya birliğinin, bizim dünya birliğimizin kurulması, işte o çatı örgütün oluşması demektir. Hatırlamıyor musunuz? Sekizler kurulmuştu. Ne oldu onlar? Hepsi yok oldu. Hepsi gitti. Gündem dışı kaldı. Niye? Çünkü liberal İslam gelmesi gerekiyor Türkiye'ye. Buraya gelirse ancak buradan Orta Doğu'ya gider. Bunu gördüler, Türkiye fiili bir süzgeç vazifesi görüyor. Batı ile Doğu'nun ortasındaki süzgeç vazifesi. Niye? Çünkü senin demokrasi deneyimin var. Çok ciddi bir demokrasi. Eksik, aksak vesaire olabilir. Ama çok ciddi bir demokrasi deneyimin var. Reflekslerin hem batının ölçüsünde hareketli hem doğunun ölçüsünde varlıklı, varsıllı bir ölçü. Dolayısıyla sen bununla tabii ki Orta Doğu'nun lideri olursun, Türk dünyasının lideri olursun, geçmişte olduğumuz gibi. Tabii ki o olmasın diye de Suudi Arabistan'a adamlar birlikte, aman ha bunlarla birlikte olmayın diyecekler. Efendim Yemen'e gidip de, İran'a gidip de, Irak'a gidip de, hatırlamıyor musunuz biz desteklediğimiz halde burnumuzun dibinde devlet kurmak için ne yaptılar? Referanduma gitmeye kalktılar. Peki işte o batının istediği oydu. Ne oldu? Türk devleti dedi ki, bak Türk devleti dedi. Bunu bütün, emin olun ben o gün bunun varlığında yaşadım. Bütün millet olarak. Çıktık dedi ki bu olmaz. Sağcısı, solcusu, ortacısı yok. Bu olmaz. Orada bir çıban başı yeni bir İsrail'e hayata kuramaz. Allah'a hamdolsun kurulmadı. Bundan sonra deneyecekler mi? Yine deneyecekler. Yine yapacaklar. Tekrar başa döneyim. Evet, S-400'ü almalı. Evet. S-400 alınmalı. Liberal İslam diye bir şey. Zaten bizim ne geleneğimizde var ne de bundan sonra olur. Türk, İnşallah. Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşları hiç kimse de liberal İslam'a yani kesinlikle ne sıcak bakar ne de böyle bir şey kabul eder. Ben kendi adıma konuşmam gerekirse güzel bir program oldu. Kırgınlığın bir an önce giderilmesi gerekiyor. Bir an önce toparlanılması gerekiyor. Sanırım zamanımız da kalmadı. Sayın son 6 dakika. Bey, evet, sözü şimdi size getirmek istiyorum. Ayrışacağız dakikaya ona göre. Mesajlarınızı alalım. Şimdi 2 dakikanız var. Başından beri işte konuşuyoruz. Ülkemizin lider ülke olmasını isteyen insanlarız.
alan bölgesinde lider, dünyaya iyilik dağıtan, ecdadımız gibi Osmanlı'dan ecdadın torunlarıyız, o insanların torunlarıyız biz. Onların geleneklerini günümüze uyarlayarak, geçmişten uzaklaşmadan, geleceğin teknolojisiyle cem ederek, İslam'ı yozlaştırmadan, İslam'ı siyasi argüman araç olarak kullanmadan da zaten, alana giderek bir samimi Müslüman olarak sahaya giderek, ancak bunu Kur'an-ı Kerim sağlayarak değil. O taraf edeceksek, projelerimizle, Sayın Hocam'ın dediği gibi. Ve öleceğiz, proje öleceğiz, vatandaşa bunu anlatacağız. Ha vatandaş öyle diyor, bizim başkan adayımız proje sahibidir ama iman sahibi değildir. Bunu zaten bilecektir, bizim anlatmaya gerek yok. Böyle bir toplum yetiştirerek, çölümüzü çocuğumuzu, önce kapımızdan bahsedelim dedi Sayın Başkan. Önce tabii ki kapımızı süpüreceğiz, temizleyeceğiz. Yetiştirdiğimiz nesilleri, geleceğe İslam'ın en iyi temsilcileri olarak yetiştirmek, dünyadaki bütün mazlumlara, dini, inancı ne olursa olsun, bütün mazlumlara el uzatacak, ecdadımızın o yaptığı gibi, nesiller yetiştirmek. Bizim hedefimiz budur. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizde siyaset yapan, bu ülkeye, bu ülkenin bir çukuruna, bir taş koyanların kölesiyiz diyerek bütün İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum ve gelecek olan bayram münasebetiyle bayramlarını da tebrik ediyorum. İnşallah hepimizi Cenab-ı Allah bayramlara yetiştirir. Daha nice bayramlara diyorum. Ülkemizin refah ve huzuru içerisinde kavuşmasını ve bütün Türk İslam coğrafyasının huzur içerisinde kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum Hayrullah Bey'e de. Böyle bir sohbete vesile olduğu için bizleri burada davet ettiği için. Size de çok teşekkür ediyorum. Siz de çok bir şeref. Sağ olun. Çok bir şeref sohbet oldu. İnşallah daha nice sohbetleri diyelim. Ülkemiz için var olsun Türk milleti, var olsun İslam coğrafyası diyelim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de son programın sonuna geldik. Sizden son mesajlarınızı alalım. Evet. Başta beri söylediğimiz aynı şey. Evet. Aslında bir cümlenin etrafında dönüyoruz. Ne olur şu kucağınızı açın. Ne olur kollarınızı açın. Kimseyi ötekileştirmeyin. Birlikte yürüdüklerinizi, yolda bulduklarınızı değiştirmeyin. Yalnızdakiler, gönülleri ölen izleyiciler hata yapabilir. Kim olursa olsun. Önce kendi camiamdan söyle. Yeter ki benimle aynı inancı, aynı düşünceyi, aynı iddiayı, aynı yüküyü paylaşıyoruz. Benim partimde ne olmayabilir? Benim düşüncem benim yanımda, benim derneğimde olmayabilir. Ama ne olursunuz? Şu kollarınızı açın. Bu insanları kucaklayın. Çünkü bu milletin buna ihtiyacı var şu an. Birlikte hareket etmeye ihtiyacı var. Keşke, bakın bunu zerrelerime kadar inanarak söylüyorum. Keşke İmamoğlu'na inansam da oy versem. Vallahi ve billahi. Bunu zerreme kadar söyledim. Ama bunu yaşadım. Bunu gördüm. Evlatlarım gitti. Kardeşlerim gitti. Bunları yurt yani devletinden göndermek zorunda kaldım. Ben bir daha bu duruma düşmek istemiyorum. Onun için inşallah bir dönemi de onlar da hakikaten birlikte yaşamak istediklerini bize ispat ederler de biz de onlarla birlikte yaşarken sırtımıza acaba bir yerden bir şey gelecek mi diye bir hesap yapmadan uygulayabiliriz. Bütün derdimiz kasamız bu. Bunu sağlarsak emin olun Türkiye dünyanın lideri olacaktır. Sayın Can Teşekkürler vardı programımızda ve Sayın Mehmet Korkut vardı. Çok teşekkür ederiz. Ben de son olarak şunları söylemek istiyorum. Türkiye bizim ülkemiz, bizim vatanımız, bizim toprağımız. İslam da bizim dinimiz. Dolayısıyla böyle kırgınlıklar var, anlaşılan kırgınlıklar var. Ve bu kırgınlıklar birçok gruplar arasında oluşmuş durumda. Dolayısıyla bunun bir an önce giderilip, bir an önce sevgi ortamının oluşturulması gerekiyor. Çünkü hepimiz Müslüman kardeşiz. Ve güzel bir muhabbet oldu.
Buradan şunu da söylemek istiyorum. Ilımlı İslam olmaz. İslam, İslam'dır zaten. Hayırlı İslam hiç olmaz. Hayırlı İberleri hiç olmaz. Radikali de olmaz. Allah razı olsun. İslam, İslam'dır. Allah emanet. İstanbul Küçükçekmece'deki TDFSM Medya Grup canlı yayın stüdyolarında yapmış olduğumuz gündem üzerine canlı yayınımız burada sona erdi. Ben de bir kelime söylemek istiyorum. Muhsin Başkanımızın meşhur bir sözü var. Meşhur bir pergelin bir ucu nizam-ı alem. Diğer ucu ise tüm dünya. İşte bütün şu sohbetimizi Allah razı olsun hepinizden özetliyor Muhsin Başkanımız. Vasiyet gibi bir söz. Pergelin bir ucu nizam-ı alem, diğeri tüm kainat. Bu demek ki her türlü muhabbet, her türlü Allah'ın dininin, Allah'ın davasının emrettiğinin ölçüsünün dışında her türlü muhabbet yapılabiliyor. Ama o kıstasların dışarı çıkmamak şartıyla, o nizam-ı alem ölçüsünden çıkmamak şartıyla diyorum. Tüm konuklarımıza Allah razı olsun diyoruz. İnşallah bunu tekrar ederiz, dilerim Allah'tan. Bu arada Mehmet Damar, bizim aynı zamanda ekonomi dünyası programcımız. En az 2-3 defa yaptık bu 10 sene içerisinde, Allah razı olsun. Bizi kırmadılar, yoğun bir temposuyla da geldiler bizlere. Hiçbir zaman bak bugün de bizleri yalnız bırakmadılar. Değerli Başkanım Cevdet Tellioğlu'na, Mehmet Korkut Başkanı'na ve Mehmet Damar Başkanı'na özel özel ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Bizlere şu mübarek günde ve Kuvayi Milli Ruhu'nun yeniden dirilişin yaşandığı bir günde bize yeniden dirilişi yaşattınız. Allah razı olsun diyoruz efendim. Bu diriliş hepimize gelsin, yüce milletimize gelsin, tüm İslam alemine gelsin. İnandığım adım yolda milyonlarca yürüyeceğine, inandığım yolda tek başıma yürüyorum diyen şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve onun yol arkadaşlarına gelsin diyoruz. Kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Sen yok.